Herkese hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor. İyi bir akşam geçirmenizi temenni ediyoruz efendim. İftarlar edildi. Evet, herkes sezonu başında. Memleketin en esas meselesini öğrenmek üzere. Burada hazır. Biz de normalleşme sürecinde, yeni normal sürecinde esas meselede kısmi stüdyoya dönüşü bu akşam kutluyoruz. Biz buradayız. Barış Ertem Skype'da. Yani yavaş yavaş parçalı az bulutlu normalleşiyoruz. Önce Barış Ertem'e bir merhaba diyeyim. Uzakta olduğu merhaba. İçin. Merhaba. Ne var ne yok Barış Ertem, nasılsın? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Döneceğiz birazdan Barış Ertem'e. Taceddin Kutay burada. Serkan Fıçır burada. İyi akşamlar efendim. Eyvallah abi. Hoş geldiniz. Serkan Bey nasılsınız? Çok şükür, sizler. Teşekkür ediyoruz. Size şu üzerimde kalmasın. Şu limonları vereyim. Bunlar Adana'dan yan tarafa doğru. Adana'dan derken Mahmut abi mi? Mahmut Taşlı'dan. Mahmut abi, hürmetle. Şimdi bu limonun olayı şu. Önce şunu bir göstereyim. Evet. Bu kocaman. Bu limon birazdan kaldıracağız. Ama baştan söyleyeyim, bu limon Erdemli limonuymuş abiciğim. Ve bu limonun bize gelmesinin bir nedeni var. Erdemlili limon üreticileri dertli. Erdemli Mersin değil mi? Adana mı Erdemli? Yani oraya bağlı. Hani Adana, Adana ile Mersin arası biliyorsun şeydir yani, bir Şişlimecide köy yani. Eyvallah. Hani öyle düşünmek lazım. Şimdi limonun ihracatına sınırlı izin çıkmış. Güzel değil mi? Çok güzel kokuyor. Bence şu kocaman hakikaten de. 10 bin ton ihracat izni çıkmış. Erdemlili limon üreticileri diyor ki şu anda birinci hasat döneminde Ürgüp depolarında 5,5 milyon sandık, yani 100 bin ton kadar limon var. Bölgede de, yani Mersin, Erdemli, Adana, o bölgede de 70-80 bin ton civarında limon var. Dolayısıyla şu anda 170-180 bin ton civarında limon var. İç pazarın ihtiyacı olan limon miktarı 20-25 bin ton olacakmış. Dolayısıyla da eğer bizim ihracatımızı %10'dan daha fazla yapmaz, 10 bin tondan daha fazla yapmazlarsa, yani 30-40 bin tona izin vermezlerse, bu limonların içi çürüyecek ve bunlar mahvolacaklar diyor. Çok ciddi mağduriyet yaşayacağız diyor. Buradan biz Erdemli limon üreticilerin talebini yükseltmiş olalım. İç pazarı, hani senin en başta program başında sorduğun bir soru vardı. Yani sen ihracatı destekleyelim diye diyorsun ama iç pazarla ilgili sorun var mı demiştin ya. O sorunun cevabını Erdemli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı sağ olsun aradı, söyledi. Dedi ki iç pazara yetecek kadar limonumuz var. İhraç edecek kadar da limonumuz var. Sınırlama biraz daha gevşetilirse limonumuz çürümez dedi. Bunu söylemiş olalım efendim. En başta siyasi gündemden önce bu memleket meselesiyle açmış olduk. Biber filan, diğer domates. Biber. Domates. Bir dahakine de biber konuşacağız. İşte fındık, pamuk. Tamam. Yani öyle sırayla. Sırayla. Her esas meseleye. Tabii. Bir ürünle. Bir ürünle açılış yapacağız bundan sonra. Peki, yavaş yavaş reyting geldiyse eğer şu gündemden başlayalım. Başlayalım. HDP, İYİ Parti bir ittifakın parçası mı ya da şeyi mi? Barış Hoca ile başlayalım. Bileşeni mi? Başlayacağız ama bir şey izleteceğim. Yani programın en başında şu HDP İYİ Parti ile ilgili bir bandımız var. Var değil mi Gamze? O bandımızı bir izleyelim. Yani deniyor ki, yani sözcüleri diyorlar ki, ya ne alakası var HDP ile İYİ Parti birbiriyle ittifak ortağıdır vesairedir falan. Bakın tablo neymiş son geldiğimiz durumdan, onu bir göstereyim şimdi sizlere. İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Millet İttifakı'nda neler oluyor? İYİ Parti önce ittifakın kötü çocuğu HDP'yi reddetti. Şimdi de büyük ortağı CHP ile ortaklığını reddediyor. Demeye çalıştığımız izlenimi yaratan şey de bu. Adayı değildir Sayın Yalçın. Pardon? İYİ Parti'nin bizim adayı değil. Bizim belediye başkanlarımız bunu yapmaz. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, İmamoğlu'nu kaşla göz arasında reddediverdi. Oysa yan yana miting yaptıkları günleri çabuk unutmuş görünüyorlar. 23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem Başkanımın mazbatasını bu defa bir de İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Boyraz'ın bu açıklaması var. Yani sizde bir ittifak yok şu an. Hayır, yok, elbette yok. Yani şimdi asıl ya, mesele bu. Ortada bir Millet İttifakı yok. Bakın, Millet İttifakı yok. Millet İttifakı'nın belediyeleri var. Çok değil, birkaç ay önce HDP'ye de aynı tutkuyla bağlıydılar. Bugün terör uzantısı deseler bile. İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?
PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Dün kol kola gezerlerken Kürt siyasi hareketinin temsilcisi diyorlardı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. Peki İyi Parti'den gelen söylemler ne oldu da böylesine değişti? Bunun cevabı henüz yok. Ancak İyi Parti'nin ittifakın diğer iki üyesinin kabahatlerine artık daha fazla kefil olamadığı açık. Anlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Yani şey, tablo açık ama bir tarafıyla da Meral Akşener diyor ki yani bir işte biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyor. Sırrı Süreyya Önder diyor ki açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü diyor. Barış Ertem, HDP ve İyi Parti bir ittifakın iki kanadı mı, yoksa biz tamamen bir yanılsama içinde miyiz? Ya şöyle, şimdi ittifak ifadesini aslında kullanmak birazcık sakıncalı. Çünkü şöyle bir şey var. Her ne kadar bu 2018'deki seçimlerden beri, genel seçimlerden beri siyasi partiler arasında ittifaklar olduğu ifade edilse de bu birazcık muğlak. Ya, bu da bizi birazcık sıkıntıya sokuyor. Şöyle ki hatırlayacaksınız, 2018 seçimleri sürecinde bir Cumhur İttifakı ortaya çıkmıştı. MHP ve AK Parti'nin içerisinde olduğu. Bir de tırnak içerisinde diğerleri diyebileceğimiz ama aslında kimlerin içinde tam olarak fiilen resmen olduğunu hiç kimsenin tam olarak ifade etmediği bir Millet İttifakı bütünü vardı. Burada şöyle bir sorun vardı. Bu ittifakın içerisinde ya AK Parti'ye bir muhalefet olarak HDP'nin olup olmadığı, bizi muğlaka düşüren, bizi sıkıntıya düşüren konu buydu. Neden? Çünkü hem CHP, hem İyi Parti, hem de Saadet Partisi HDP ile bir ittifak içinde oldukları gerçeğini tabanlarına açıklayamadılar. Açıklama imkanlarını bulamadılar. Bu sebepten dolayı her zaman bunu reddetmek zorunda kaldılar. Bu daha çok resmiyetten ziyade fiilde. HDP bunu nasıl kabul etti peki? Efendim? HDP bu gayrimeşru ilişkiyi nasıl kabul etti peki? Şöyle, onu hemen bu 2018 seçimlerinden sonra bir HDP'li milletvekilinin İYİ Partili vekillere söylediği ifadeni anlayabiliyoruz. Aynen şunu söylemişti. Şu anda içinde bulunduğunuz, oturduğunuz koltukları Kürt oylarına, HDP oylarına borçlunuz demişti. Açık bir şekilde İYİ Partililere. Ve ne demişti? İstanbul seçimlerinden sonra da belediye seçimlerinden sonra bazı illere kayyum atadık ifadesini kullanmışlardı. HDP bu ittifak olayında muazzam bir imkan buldu. O da şu, diğer siyasi partilere oyu üzerinden, kitlesi üzerinden şantaj yapma imkanı buldu. Bu kitlede, bu siyasi partileri oyları üzerinden kontrol etme imkanı buldu. HDP'nin en büyük avantajı buydu. Diğer siyasi partiler de buna katlamak zorunda kaldılar. Çünkü bir şekilde %50'yi zorlamaları gerekiyordu. Veya belediye seçimlerinde büyükşehir almaları gerekiyordu. İşte bu yüzden aslında bir türlü ilam edilemeyen malum ortaya çıktı. Bugün peki ne oldu? Artık bunun üzerinden 2 sene geçti. Artık bazı şeyler saklanamaz hale geldi. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu zamana kadar bunun AK Parti ve Erdoğan'ı bitireceği düşünülüyordu. Bu Millet İttifakı ve benzeri yapıların kuru saldırıları vesaire. Ancak özellikle bu en son salgın sürecinde hükümet süreci çok iyi yönettikten sonra ve CHP'nin yaptırdığı anketlerde bile Erdoğan'a doğrudan destek %55-56 çıkmaya başladıktan sonra artık İyi Parti yavaş yavaş AK Parti ve MHP'ye kaymaya başlayan tabanını kurtarmak zorunda kaldı. Bu yüzden de HDP ile PKK arasında bir ifade, bir birlik olduğunu açıklamak durumunda kaldı. Kendi tabanını koruması için bu konjonktür değişikliği sebebiyle. Peki, Necdetin Kutay. Buyur abi. Şimdi HDP CHP'nin de açıkça ilan edemediği, evet. İyi Partililerin de bildiği halde kendi kitlesine söyleyemediği bir gayrimeşru ilişki aslında galiba, değil mi? Peki evet. Türkiye'nin ya parlamentoda temsil edilen en büyük üçüncü parti grubu işte belki hani oyununu doğru oynayabilseydi şu anda, hani bugünkü sistemde ana muhalefet diye bir kavram yok gerçi, ama hani en büyük muhalefet partisi olmaya aday bir Türkiye partisi olma yolunda ilerliyordu. Zihnimizde var. Zihnimizde var, doğru, evet. Haklısın. Şimdi bu haldeyken nasıl oluyor da insanların biz beraber hareket ediyoruz demeye çekindikleri
ama gayet de beraber hareket ettikleri bir siyasi parti oluyor HDP. Şöyle oluyor, istersen önce İyi Parti'nin karakteristiğinden başlayalım, sonra nasıl oraya geldiğinden başlayalım. Serkan abi nasılsa sözümü keser. Şimdi Türk siyasal tarihinin hikayesi yazıldığında merhum Alparslan Türkeş'e çok önemli bir yer ayrılacak. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Türkeş'i ne diye hatırlayacağız? Bunu da kalben inanarak söylüyorum, yani bir analizin neticesi. Hani bugün AK Parti ile MHP yan yana, o yüzden bir rüşvet kelam değildir. Şimdi merhum Türkeş öncesi Türkiye'de Türkçülük turancılık davaları var. Yani hocam, Barış hocam Türk siyasal tarihi, evet, uzmanı, tavsiye eder beni. Yani Türk milliyetçiliğini ırkçılık çizgisine çeken ideolog başları var. Mesela Rıza Nur bunlardan bir tanesi. İlk Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet. İslamiyet'le hiçbir alakası yok. Yani Hüseyin Nihalatsız'ın İslamiyet'le çok alakalı bir adam olduğunu söyleyemeyiz. Merhum Türkeş öncesi Türkçülük hareketlerine dönüp baktığımızda İslamiyet'le hiç alakası olmayan bir zihin dünyası var. Merhum Türkeş çıktı ortaya. Bir kalıp koydu, bir santrifüj koydu, bir mikser koydu ve Türk milliyetçiliği dediğin şeyi Müslümanlık kalıbının içerisinde öyle bir eritti ki ayrılmaz o. Yani biz mesela İmam Hatip'te okurken, Fatih İmam Hatip'te okuyorum, Balat'ta arada sırada ülke ocağına gidiyoruz değil mi? İlk gördüğün şey karşıda Yavuz Sultan Selim resmidir. Çok ayrıştırıcı bir şekilde koyuyor oraya o kimliğe aidiyeti. Ülke ocağının girişinde bak, seni karşılar o. Doğru. Yani Yavuz Sultan Selim'e taan eden adamdan ülkücü olmaz. Çünkü bu merhum Türkeş'in ortaya koyduğu skaladır. Dedi ki ben bunu Ehl-i Sünnet Osmanlı'nın İslam'ı ile birlikte bir mecz edeceğim. Partimin de amblemi üç hilaldir kardeşim. Üç hilal Osmanlı'nın zihin dünyasının ortaya koyduğu bir sembolizmadır. Ve dedi ki Türk milliyetçiliği artık bundan sonra, yani Hira Dağı Tanrı Dağı. Değil mi? Öyle yapıyor şeyi. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Hira Dağı, Tanrı Dağı bu şeyi yapıyor. Analojileri falan koyuyor ortaya. Ve karşımıza çıkan şey o saatten sonra şudur. Kardeşim sen milliyetçi olacaksın mı Türkiye'de? Milliyetçi olacaksan olman gereken şey evvel emirde Müslümanlıktır. Hmm. Ahmet Arvasi'nin, Necip Fazıl'ın etki ve katkılarını da. Ya işte yani o ülkücü şehitlerin falan davası öyle bir kafa tasçılık davası değil. Gel İyi Parti'ye. Bunu anlatmayalım. Tam olarak bunu anlatacağız. Seküler bir Türk milliyetçiliği namına bir hareket çıktı ortaya artık. İyi Parti, bakma vitrininde, o vitrini kurtaralım diye genel başkan yardımcılığından parti sözcülüğüne getirdiler Yavuz Ağıralioğlu'nu. Müslüman jargonunu çok iyi kullanan ve Müslüman oğlu Müslüman olduğuna iman ettiğim bir adam. Yani görüyorum zaten Müslüman'ın kokusunu alırsın uzaktan, yani simahum fi vücuhim min eseri sucud, alnından görüyorsun adamı. Ama o partinin vitrininde duruyor ama arka tarafını kurtarmıyor. Son derece seküler bir milliyetçi tavır ve ırkçılığa varacak bir şey. Yani bu Türkeş öncesine bir dönüş. Fakat Türkiye'de milliyetçiliğin meşruiyeti Türkeş merhumdan geçtiği için Türkeş'i de bir türlü terk edemez yani söylem bazında. Yani biz Türkeş'in varisiyiz falan diye konuşur. Şimdi burada karşımıza ne çıkıyor? Son derece seküler bir milliyetçi İyi Parti, seküler aklın, daha doğrusu Türk sekülerleştiriciliğinin babası CHP ve Kürtleri sekülerleştirmek üzere kurulmuş PKK aklının siyasetteki izdüşümü HDP. Bu bir seküler hattır. Bir seküler hat üzerinden birleşiyorlar. Yani bunları birleştiren MHP ve İYİ Parti'ye karşı MHP ve AK Parti'ye karşı birleştiren şey Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın din dışındaki şeyi muhafazakar ve seküler kafalar oluşlarıdır. Yani bakma diyorum ya, Yavuz Ağıralioğlu yahut Mehmet Bekaroğlu falan, bunlar namaz kılan adamlar. Biri CHP'de, biri İYİ Parti'de, HDP'de de vardır. Ne bileyim Altan Tan falan kılıyordu zamanında, bilmiyorum yani. Ayhan Bilgen var Kars'ta. Biliyorum, kılıyordur yani, bilmiyorum ama bu genel yapıların bir tarafta seküler, bir tarafta daha muhafazakar referanslı oluşu hakikatini değiştirmez. Şimdi bir de Saadet Partisi var. Saadet Partisi de oranın Şeyhülislam'ı yani o grubun. Yani dökülenleri toplasın diye kenara aldı. 3-5 Takunyalı'dan ibaret bir hareket. Şimdi geldiğimiz noktada HDP ve CHP
Asıl HDP o kadar tırmalıyor ki. İyi Parti fonksiyonsuzlaştırdı. İyi Parti, yani bir seküler adam ne diye İyi Parti'ye oy versin? Yani hakikisi var, CHP'ye döner. MHP'ye küskünlükle, Devlet Bey'e kırgınlıkla falan filan, o parti içi şeylerle gitmiş bir takım sahil milliyetçilikleri vardı kesin. Bir de başka bir sosyolojik altyapı var orada, o da kesin İyi Parti'ye yönelik. Bununla birlikte İyi Parti'nin bir milliyetçi parti fonksiyonu, imajı artık yok. Şimdi adam çıkıyor diyor ki, ve dağıttı oylarını, yani son kamuoyu araştırmalarında 5-5,5. İyi Parti'nin. Zorla 6. Öyle mi? Öyle. Düştü mü? Yani düştü. Öyle zaten 9,5'tan açmıştı yani. Zaten 9,5'tan açmıştı. İşte 9,5'tan açtı da. Şimdi diyor ki seçmeni, kardeşim diyor, ben eğer buraya bunu şey yapacaksam, bir de önemli bir CHP küskünü seçmen vardı İyi Parti'ye giden. Bunlar İmamoğlu performansı şu bu falan filan, CHP'ye döndü bir kısmı seçmen olarak. Şu anda İyi Parti diyor ki benim öyle bir aidiyete sahip olmam lazım ki, yeni bir aidiyete. Bana oy verecek 2-3 adam devşireyim. Evet. 5,5-6'yı bulayım bari. Mesele şu andaki kavgamız tam olarak budur. Yani HDP ile ilişkisini bir şekilde saklamak zorunda, çünkü hala milliyetçilere hitap edecek. Çıkış noktası o. Bununla birlikte HDP de diyor ki ya biz aynı sofranın adamıyız. Sen böyle yapıp yapıp beni gayrimeşrulaştırıyorsun. Bak CHP oldukça meşru bir hareketmişim gibi davranıyor bana. Yani buradaki şey, oyun bozanlığı yapan HDP değil, İyi Parti aslında. Yani sırrı Süreyya Önder gibi duruyor değil mi yapan? Yok abi, İyi Parti. Yani bunca zamandır yani aynı sofrada... HDP'ye siz PKK'lısınız diyerek aslında... Yani mesele şu, bunca zamandır ya ilk taşı o attı yani. Bunca zamandır aynı sofrada yemek yediniz değil mi? Aynı lokantadayız. Tuvalet orada, aynı tuvaleti kullanacaksın. Kusura bakma yani. Böyle. Değil mi? Peki Serkan, şimdi şeyin, Taceddin'in geldiği yerden devam edelim. Önemli. Şey diyor ki, Meral Akşener diyor ki, ona bu soru soruldu. Evet. Sırrı Süreyya Önder'in tepkisi vesairesi. Fakat o usta da bir siyasi, iyi bir siyasetçi Meral Akşener'i, hani çok yaban atmamak lazım kuşkusuz ki, iyi bir siyasetçi ve şöyle dedi. Bizim açımızdan dedi, HDP'nin PKK çizgisinde olmaması esastır. Bak mesela şey demiyor, biz HDP ile ilişki kurduk, kurmadık, ittifak ettik, etmedik, ondan oy aldık, biz ona oy verdik falan şeyine girmiyor, tartışmasına girmiyor. Diyor ki HDP'nin bize itiraz ederken düştüğü şer, eğer biz PKK çizgisinde değiliz kardeşim türü bir şerse, biz buna memnuniyet duyarız diyor. Ve soru sorucu da, yani Meral Akşener'in karşısındaki soru sorucu da kilitlenip kalıyor. Ha tamam, demek ki ben cevabımı aldım herhalde diyor. O da hani o cevabın alındığını düşünüyor Yavuz Oğan'da mesela. Nasıl bunu düşünüyor bilmiyorum yani. Bilerek orada mı kesmek istiyor, daha üzerine gitmek mi istemiyor bilmiyorum ama Meral Akşener dedi ki, Sırrı Süreyya Önder'in açıklama olarak ne düşünüyorsunuz? Dedi ki HDP PKK çizgisinde olmadığını söylüyorsa biz bundan memnuniyet duyuyoruz dedi. O cevap alınmış gibi oldu. Şey de dedi ama, yani böyle bir görüşme olmamıştır dedi. Yani aracılar filan dedi ya Sırrı Süreyya. Peki onu şöyle o zaman tamamlayalım. Velev ki böyle bir görüşme olmadı. Yani Sırrı Süreyya Önder de yalan söylüyor. Başka buna şahit oldum diyenler varsa onlar da yalan söylüyor. Ben aracıyım gittim diyen varsa kendisi de yalan söylüyor diyelim ki. Siyasi sonuçları itibariyle baktığın zaman İstanbul'da iki partinin de aday çıkartmamış olması, İyi Parti'nin HDP adayı lehine çekilmesi, HDP adayının İyi Parti adayı lehine çekilmesi, onlar hani böyle bir görüşme olmadıysa da siyasi sonuçları itibariyle bir şey var ortada, yok mu? Ya vallahi bu kaç gündür sürüyor bu tartışma? Daha yeni başladı. Bir hafta falan oldu ama, yani değil mi? Bir haftası var. Millet İttifakı kopana kadar sürecek galiba. Ya bir haftadır boş bir şey tartıştığımızı hissediyorum ben. İyi Parti diyor ki biz HDP ile ortak değiliz. HDP diyor ki biz İyi Parti ile ortağız. Şimdi biz oturduk, hangisi doğru söylüyor? Bunu tartışıyor. Anlamı yok ki. İkisinin de söylediğinin anlamı yok. CHP'nin ne dediğinin anlamı var. Domine eden o. Lokomotif CHP, diğerleri vagon. Yani karar verici o. Yani şimdi... İkisi de CHP açıklasın mı? Kimle ittifak etti? Ya ikisi de CHP'nin adaylarını desteklemiş. İkisi de CHP'nin peşine takılmış. İkisi de CHP ne derse onu yapıyor.
CHP orada mi yoksa ön vagon mu? CHP ortak CHP şey dedi ama biliyorsun yani bu soruya muhatap kaldıkları zaman biz ittifakı milletle yapıyoruz. Daha evvel kime oy verdiğine bakmaksızın herkesin oyuna talibiz dedi. O kendince bir separatör koydu. CHP bir çağrı yaptı. CHP'nin çağrısında İYİ Parti ile HDP buluştu. Yani aynı adaylara oy verdiler. İşte aday göstermediler. Ortak bir hedefe yürüdüler. Aynı ortak hedefe yürümeye devam ediyorlar. Yani sonuçta önemsemiyorum. Ben ayrıca kendilerine ait iradelerin olduğunu da düşünmüyorum. Yani Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve onun temsil ettiği zihniyetten zerre miskal rahatsızlık duymayan bir İYİ Parti'nin, yani hiçbir rahatsızlık belirtisi de göstermeyen. Niye Canan Kaftancıoğlu kim? Yani açarız, göstermeyen İYİ Parti'nin. Yani onunla ortaklık yapsam mı, bununla ortaklığı bozsam mı diye kendisine ait bir iradesinin olduğunu da zannetmiyorum. Öyle bir irade olsaydı, yani bunca yaşanan şeyden sonra, bunca ortalığa dökülenden sonra, yani Canan Kaftancıoğlu özellikle söylüyorum, çok sembolik bir isim. Yani eğer bir şeye karşılık geliyor. Hayır, bir tavır ortaya koymanız gerekirse hani bir ortaklık zemininde, Millet İttifakı ortaklığında, yani ortağınıza bir tavır koymanız gerekiyorsa ki o sizin kimliğinizden, kişiliğinizden, karakterinizden, ideolojinizden, hassasiyetlerinizden kaynaklanan bir tavırsa, işte orada Canan Kaftancıoğlu çok sembolik bir önem kazanıyor. Yani niye? İYİ Parti'nin temsil ettiğini iddia ettiği ne kadar değer varsa, işte Taceddin uzun uzun saydı işte o milliyetçilik vesaire filan, bütün bunların tam karşısında konumlanan bir Canan Kaftancıoğlu portresi var ve sürekli rahatsız edici mesajlar ve tavırlarla gündemde. Yani nedir? Dini hassasiyetler, milliyetçi hassasiyetler, devlet hassasiyeti, ki milliyetçi siyaset dediğimiz duygu devlet ebed müddet, vatan, bayrak, ezan, Kur'an. Kaftancıoğlu taşınamaz yani, bir bagaj mı diyorsun? Terörle mücadele, şehitler, yani milliyetçi siyaset dediğin şey bunlardır. Yani bunları bu denklemde bunlar, hayır, bunları çıkar içinden, ortada milliyetçi siyaset diye bir şey kalmaz. Ya çıkıp diyeceksin ki arkadaş biz milliyetçi falan değiliz, biz böyle CHP'yi çok sevdik, baktık Canan Kaftancıoğlu tam bizim kafamıza göre, ona benzemeye çalışıyoruz dersin, herkes rahat eder. O sebeple ben HDP'mi doğru söylüyor, yok efendim İYİ Parti'mi doğru söylüyor filan, bunu hiç önemsemiyorum. Yani burada önemli olan Canan Kaftancıoğlu'dur. Ha. Tabii asıl CHP'ye asıl, de değil. CHP'nin içindeki Canan kliğine bakacağız. Tabii, ya geçti o CHP, biz şimdi sanki CHP'den bahsettiğimizde efendim 100 yıllık bir asırlık partiden bahsediyormuşuz. Neyden bahsediyoruz? Gibi. Değil abi, bugün CHP dediğimiz şeyi temsil eden Canan Kaftancıoğlu. Öyle mi? Tabii o profil. Kılıçdaroğlu diye bir şey yok mu? Yani Kılıçdaroğlu, o bir şeye karşılık gelmiyor mu? Yani Kılıçdaroğlu aslında o CHP'deki bir dönüşüm var yani, CHP'yi başkalaştırma projesi. Deniz Baykal'ın halledilmesinden sonra Kılıçdaroğlu oraya getirildi. İşte aday olmayacağım, gelmeyeceğim filan dedi, hemen ertesi günü dediğinin tam tersini yaptı. Kılıçdaroğlu'nun eliyle CHP bir şeye dönüştürüldü. Neye dönüştürüldü CHP? Ne? Sonuç ne? Mezhepsel. Sonuç işte Canan Kaftancıoğlu tipolojisine dönüştürüldü. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun temsil ettiği her neyse o zihniyete dönüştürüldü CHP. Şimdi şeyle ilgili şehitlerimiz var, vefa sosyal destek. Ona ayrıca gireceğiz. Örnek vereceğim. Sosyal destek grubuna mesela saldırı oldu. Orada iki vatandaşımız şehit oldu. Yardım yapan gönüllüler şehit oldular. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın ismini anmadan gizledi. Gizleyerek işte kınadı. Kaftancıoğlu kınama mesajı yazmadı. Kılıçdaroğlu'nun tweetini RT yaptı. Hesabından paylaştı. Yani diyor ki ben böyleyim. Ben böyle bir şey yazmam. Genel başkan da yalandan bir şey söylemiş. Ben de onu buraya kendi hesabıma koyarım. Böyle yasak savarım. Ama siz anlayın yani. Anlayın. Asıl benim. Yani peki asıl. O zaman şimdi geldik mevzunun asıl, yani bütün bu tartışmaların geldiği dayandığı noktaya. Barış Ertem. Şimdi bir şey çizdi Serkan Fıçıcı.
Dedi ki CHP bizim bildiğimiz işte 100 yıllık CHP değil artık HDP'leşmiş bir CHP'dir dedi. Yani HDP'leşmiş de demeyelim. Şimdi böyle bütün fraksiyonları ya da orada bir hazım sorunu yaratmayacak bir CHP yani. HDP içinde bir hazım sorunu yaratmayacak. Ama söylem itibariyle HDP'leşmedi mi? Ya düzen kurucu değil yani düzen bozucu. Tamam ben böyle ona, yapı kurucu ben değil. Ben şimdi başka bir yere gireceğim o önemli. Yapı dağıtıcı bir. Ya bu tanımlama önemli diye evet. diyorum yani. Eğer HDP'leşmiş CHP'ye çok kategorik itirazın yoksa oradan devam edeceğim. Çünkü bir şeye gelmek istiyorum. Eğer böyleyse hakikaten yani HDP'leşmiş CHP ile HDP bir ittifakta tek başına kalırlarsa Meral Akşener'in bu son salvoları yanına Davutoğlu, Babacan, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi alarak yeni bir sağ blok görünüyor. Tesis etme çabasıysa Cumhur İttifakı'nda bir sarsıntı yok zaten. Cumhur İttifakı yoluna aslanlar gibi devam ediyor. Bir Barış Ertem'e sorarak oradan açayım. Burada bir illüzyon peşinde mi acaba bu sahnedeki aktörler? Yani bir tarafta CHP-HDP bloku olsun. Onlar bir şeye karşılık gelsinler, bir yere kadar gitsinler. Onların başları ağrımaz. Kendi tabanlarına doğrusu anlatırlar her neyse. Diğer tarafta biz sağ muhafazakar, işte Davutoğlu, Babacan, Akşener, Demokrat Parti, Saadet Partisi öyle bir beşli birliktelik sürdürelim. İkinci turda bakarız. Türü bir illüzyon içerisindeler diyebilir miyiz Barış Ertem? Şöyle, bu muhalefet yapısının saydığımız blokların amacının ne olduğuna bağlı. Eğer amaç Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini sağlamaksa, yani %50'nin altına düşmesini sağlamaksa, Cumhurbaşkanı seçimi vesaire ikinci tura bırakmaksa, evet doğru. Bu da gayet anlaşılabilir ve en azından şu andaki görüntüden daha mantıklı bir görüntü. Yani şudur. Madem ki CHP, HDP ile aynı blokta olmaktan rahatsızlık duymuyor. Madem ki bir tırnak içerisinde HDP'leşmiş CHP var ve tabandan buna itiraz yok. Onlar bir yerde dursunlar. Eğer benim tabanım diyor İyi Parti de diyebilir. Madem ki benim tabanım milliyetçi ve HDP ile birliktelikten rahatsızlık duyuyor ve ben de bunu artık saklayamıyorum. O zaman ben de elimde olanlarla tırnak içerisinde elimde olanlarla ayrı bir ittifaka giderim. Nedir bunlar? Saydığınız gibi Babacan, Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Ama işte orada kuracağı ittifak da yani hiçbirbirimizi kandırmıyor. Orada kuracağı ittifak da ikinci tur için CHP'nin kurduğu ittifakla beraber hareket edecek. İşte senin az önce elbette ifade ettiğin o Erdoğan karşıtlığı motivasyonuyla birbirlik yani değil mi yani aslında? Tabii elbette zaten 2018 seçimlerinden itibaren yani onun öncesinden beri aynı şeyi söylüyorsun Arsa. Ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın karşısındaki yapı iktidarı amaçlayan bir yapı değil öncelikle. Öncelikle Cumhur İttifakı'nın düşmesini amaçlayan bir yapı. Yani yıkım amaçlı bir yapı. O ya yıktıktan sonra ne yapacağını bilmiyorlar. O kadar benzeşmezlik söz konusu ki beraber bir hükümet kurmaya kalksalar belki de yıllarca kuramazlar. Bırakın ayları. Dolayısıyla yani düşünebiliyor musunuz? Bir yerde HDP'li bir bakan, bir yerde CHP'li bir bakan, bir yerde İYİ Partili bir bakan. Düşünseniz de kabine toplantısını. Yani dolayısıyla böyle bir şey olmayacağı belli. Onlar da bunun farkında. Ancak en azından karşı tarafa zarar vermek, yani Cumhur İttifakı'na, iktidara mümkün olduğu kadar zarar vermek, onun tabanından koparmak ve matematik olarak onu azınlığa düşürmek amacıyla kurulmuş bir isteksiz birliktelik bu. Bir nevi. Düşmanımın düşmanı tırnak içerisinde. Teşbihte kusur olmaz yapısı. Bu açıdan eğer amaç buysa dediğiniz doğrudur. Yani CHP HDP'nin yanında durur. Çünkü ikisi de tabanında itiraz yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü ben CHP tabanında ne bir itiraz görmüyorum. HDP'yle niye beraberiz? Bunları PKK'yı destekliyor. Yanında olmayalım diyen bir CHP tabanı yok. Gördüğüm kadarıyla. HDP'nin de bundan bir şikayeti yok. O zaman onlar beraber dursunlar. Tabanları zaten müsait. Biz de İyi Parti olarak nispeten tabanları daha benzeşen Saadet Partisi ile işte Davutoğlu'yla Babacan'ın kurduğu partiyle DEVA ile veya vesaire birlikte olalım. Belki ileride daha başka bu tip sağ muhafazakar tırnak içerisinde yapılar çıkabilir. Biz de bir blokta duralım. En azından yine beraber oluruz ama dışarıya en azından tabanlarımıza açıklayabileceğimiz bir bloklaşma olur bu diyebiliyorlar. Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura bırakma şansımız olur. İkinci turdan sonra düşünürüz diyorlar. Şu anda bütün düşebilecekleri budur. Eğer
böyle bir bloklaşmayı düşünüyorlarsa CHP, HDP bir tarafta, İYİ Parti diğer tarafta vesaire. Bu açıdan doğru. Ancak eğer bunu yapmayıp da bu şekilde, yani HDP olayını açıklayamadan veya böyle haftalarca süren kavgalarla bu iş yürüyecekse, bu muhalefet açısından çok daha sıkıntılı bir süreç olur. Dolayısıyla dediğiniz gibi sizin söylediğiniz bir ayrışma çok daha mantıklı olan açısından bence Meral Akşener'in ifadesi de bu yana doğru gidiyor. Yani tabanını kurtarmaya doğru gidiyor. Tabanını aşama yapmak zorunda artık Akşener. Bu yüzden böyle bir çıkışı yaptı. Evet. Peki buna ekleyecek bir şey var mı Taceddin Kutay? Yok aslında. CHP İYİ Parti meselesine. Ya bir şey var. Onu artık Hicaz makamı gibi her mevzuda bir ona uğramadan çıkmayacağız. Demir Serkan abi CHP lokomotif dedi ya, hareketin lokomotifi. Yani lokomotifse iyi, baş vagonsa kötü, önde bir tane daha bilmediğimiz bir lokomotif varsa. Şunu ona söylüyorum. Sık sık atıfta bulunmamız lazım. Şöyle. O lokomotifi kullanan kim oradaki? Senin olan şüphelin kim? Yok, lokomotif CHP, ben makinist demedim. Makine dairesi sadece. Yani lokomotif dedim, makinist demedim. Makine dairesi. Makinist belli. Bir de enerji nereden geliyor bu tren? Enerji belli de derken enerji bir şey söylüyor. Herkes belli diyor. Kim bu belli? Ya ben değilim. Sen bu kadar aleyhini söyletmeyeceksin. Yani. Yani. Herkes sadece belli diyor. Çok yerel bir akıl değil anladığım kadarıyla. Biraz böyle dış esinti. Egzotik, dış kaynaklı. Peki. Egzotik akıl. Peki tamam. Malibu'yu sütle içen falan. sen konuşma hocam, boş ver. Sen bu şeyler, sen bu yiyecek içecek konusunda yiyecek, zaten içecek cezalısın. Sen... Ya iyi de onu 80'lerde çocuklu geçmiş herkes bilir. Sen konuşma. Lambada. Bunları biliyoruz yani. Ben bilmiyorum. Lambada sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Vardı ya. Sen itikafa girmeyecek miydin? Lambada nereden çıktı? Abi yazdım o gün WhatsApp'ta ya Ersoy abi. Hayır, cuma günü programdan sonra tweet dedi. Tweet atmışsın, yok itifaka, itikafa gireceğim, gireceğim falan demedim. Yapacağım, bunu yapacağım. Son 10 gün beni çok uğraştırıyor ondan. Gelmişsin burada Malibu diyorsun, bilmem ne diyorsun abi, ya. Abi son 10 gün ben itikaf demedim. Ama bu arada Ersoy abiye yazdım. Cuma günü programa gelmesem olur mu diye. O da saçmalama dedi. Ben de tam program. Ya bak hiç yetirecek beni şimdi yani. Öyle adamın dedi. İtikafa girmesine izin vermemişim. Vermedi. Vermedi. WhatsApp'tan yazdım. Tam öyle, vermedin abi. Tam öyle olmadı yani. Diktatör, laikçi bir şey tavır ya. Yani. Tam öyle olmadı aslında. Ya gerçi girsek hayır, seçenek de... olarak dedi yani, programdan sonra girsem de olabilir dedi. Mevzu neydi mevzu? Mevzu şu. Sekülerleşmenin Hristiyan kökleri var ya. İdris Kartal şimdi ona çalışıyormuş. Diyor ki. Teşekkür ederim. Diyor ki. Vaftiz Augustinus'la mı başladı? Yok bak, Vaftiz Augustinus'la başlamış olur mu? Çok eski. Sadece yani İncil'deki hikaye şu. Hayır hayır dese bana yeter dedi. Hayır canım. Şöyle söyleyeyim. Bir Hristiyan olmaya lüzum yok. Mesela ben şimdi Serkan abi İsa Mesih adına vaftiz etsem vaftizli olmuş olur. Çünkü Hazreti İsa'yı vaftiz eden Hazreti Yahya İncil'e göre vaftizli bir Hristiyan değildi. O yüzden vaftizsiz bir Hristiyan herhangi birisini vaftiz edip Hristiyanlaştırabilir teknik olarak. Mümkün yani. Hristiyanlık tekniği açısından. Bu kadar. O zaman gelelim. Ben de bu dikkatli ol bana karşı. Neyse, Hristiyan değilsin. Yok. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Hocam Allah insana iddiasından imtihan eder ya sürekli olarak. Ben bunu çok rastladım ama hep öyle oluyor. Ya. Şimdi en son iddialı konuşturma beni o zaman. Yok. Biz burada birkaç hafta üst üste Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Profesör Fahrettin Altun'un evine dönük saldırıları konuştuk. Ailesinin taciz edilmesini konuştuk falan, fotoğraflanmasını vesaire. Ve bir kesim kategorik olarak bir şey ortaya koydu yani. Bir işte, hırsızlar, yolsuzluk yapıyorlar, usulsüzlük yapıyorlar, imar, rant şu bu falan filan. Neyse sonra bir şey oldu. Arka arkaya ne kadar hani bu iddiayla ortaya çıkan gazeteci varsa, ya birinin işte hazine arazisinde evi çıktı, ya birinin orman arazisinde evi çıktı, ya biri işte tarla diye almış, üzerine villa dikmiş, imar barışı beklemiş 3,5 sene. Ne oluyor? Yani bir şey oldu, yok hep böyleydi. Ne zannediyorsun? Yani fakir fukara edebiyatı yapan, solculuk gösterisi yapanların gerçekten fakir fukara olduğunu falan mı düşünüyorsun? Hiç böyle olmadılar ki. Hiçbir zaman böyle. O 2500 yıllık kitabı mesela
ben aldım eğitimi harcadım falan filan diyor. Ağa babaları da öyleydi. Yani o öyle gördüler. Gelenekleri budur. Bu Uğur Dündarlar falan da öyleydi. Ya o daha eskileri de öyledir. Daha eskileri de öyledir. Devlet eliyle zenginleşme sol Kemalist çevrenin şeyidir. Efendime söyleyeyim, geleneğidir. Hmm. Bunlar öyle. Değil mi? Devlet eliyle zenginleşme. Devlet eliyle zenginleşme. Hazineden zenginleşme budur. Şimdi onların çok büyük sermayedarları da var yani. Devlet eliyle zenginleşmiş. İç içedirler. Akrabadırlar. Birbirlerinden de ayrı değildirler. Türkiye'deki asıl sermaye birikiminin ve zenginliği de onlar ifade ederler. Ve AK Parti 20 senelik iktidarında, 20 seneye yaklaşan iktidarında o sermaye yapısıyla boy ölçüşebilecek başka bir sermaye yapısı oluşturabilmiş değildir yani. Yani bir iktidarın böyle bir vazifesi var mıdır, yok mudur? Yoktur ayrıca da. Ama o yapı, o işte sol Kemalist yapı, hani Cumhuriyeti biz kurduk, bu toprakların bütün zenginliği bize aittir. Biz bunu, bu zenginliği belli ellerde pay ederiz ve buradan da bir sistem inşa ederiz diye. Çok sistemli çalıştılar o işe. Belli başlı zenginleri var. O zenginler bu işte çok bu atarlı giderli fakir fukara edebiyatı yaban yazar çizer tayfasında çok iyi imaye ederler. Tabii onların hiçbir şeyleri eksik olmaz. Öyle sen ben gibi değiller yani. Sokakta kalmaz kimse. Yok sen ben gibi değiller yani. Çok iyi paralar alırlar. İyi yerlerde yaşarlar. Ama işte sürekli güzel hayatlar yaşarlar. Derler ki yandaşlar cukkaladı, yandaşlar malı götürdü, yandaşlar zengin oldu falan oldu. Ya o şu şöyle bir psikoloji. Bu yandaş dedikleri şey eğer hükümete yakın medyaysa hepsi bizim çevremizdeki insanlar. Bu yandaş filan şimdi. Metrobüse falan biniyor insanlar. Biliyoruz şimdi, daha doğrusu. Şimdi bu bir merkezde bunlar var ya. Buranın gerçek sahipleri, bu toprakların gerçek sahibi biziz diyor. Cumhuriyeti de biz kurduk. Biz neyiz? Zenci miyiz? Ya biz şimdi çevreden böyle Anadolu şehirlerinden, köylerden buralara asbelkader gelmiş, görgüsüz, kara, suratlı, çirkin. Evet, Sezgin Tanrı kulu mu yani sahibi? Köylü tipleriz biz. O mor gözlüğü tamam takınca o mu oluyor? Şimdi bunlara göre böyleyiz ve bizim burada olmamamız gerekiyor. Yani biz kesinlikle burada olmamamız gerekiyor. Yani mesela neydi o? Çarıklılar diyorlardı değil mi? Demokrat partililere. Evet. İşte çarıklılar geldiler işte şehir merkezlerine falan. Hasolar memolar işte yani. İşte yani Demokrat Parti ile beraber Adnan Menderes'in siyasi hareketiyle birlikte işte bir yerlerde var olmaya, kendisini göstermeye çalışan Anadolu insanına bunların bakış açısı budur. Hep böyleydi. Ya Üstad Sezai Karakoç Twitter'da da gündemde bir haftadır. Onunla ilgili de şeyler var işte, kitapları filan dağıtılıyor. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel gidiyor. Onun güzel bir tespiti vardır. Der ki Türkiye'de solculuk bir gösteri sanatıdır. Solculuk gösterisinin oyuncuları normalde zengindirler. Öyle işte fakir fukara edebiyatı yaparlar. Ama sağ kesimin insanları gerçekten fakirdir. Bu böyledir. Enteresan da bir şey. Allah rahmet etsin Sabahattin Zaim Hoca. Profesör Sabahattin Zaim, hocaların hocası. 1960'larda Amerika'dan profesör olarak Türkiye'ye geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde sosyal siyaset kürsüsünü kuruyorlar. İdris Küçükömerler filan. Efsane bir kadro. Sağ soldur, sol sağdır diyen. Evet. Şimdi orada da tabii bir şey yapacaklar. Yani ne yapacaklar? İşte sivil toplum kuruluşlarında önderlik edecek kişileri, sendikalara başkanlık yapacak kişileri falan yetiştirecekler de ne olacak? Türkiye sosyalist bir ülke olmasın. İşte sosyal siyaset kürsüsünde böyle bir şey var. Şimdi tabii bunlar analizler yapıyorlar. İşveren sendikaları ve işçi sendikalarına seminer verecekler Taceddin. Ramazan ayında seminer veriyorlar. İşveren sendikalarının temsilcileri gelecek, yani patronlar gelecek filan. Şimdi bunlar Amerika'dan gelmişler yani işte sağ sol, işte sağ nedir? Dindardır. Muhafazakardır. Aile kavramı vardır. Ha bunlar zengindir. Ha bunlar gelecek. Bunlar kesin şeydir diyorlar. Oruçludur. Hoca bana dedi ki Sabahattin Zaim Hoca merhum, Allah rahmet etsin. Ya arkadaş dedi, içlerinde bir tane oruçlu yok. Tabii hepsini yazıyoruz. Patronlar oruçsuz. Sağcı, kapitalist, oruçsuz. İşçiler gelecek. İşçi nedir? Solcu, sosyalist. İşte dindar değil. Daha seküler. Daha seküler filan. Sosyalist. Materyalist. Materyalist filan. Geldik işçilerin dedi tamamı oruçlu. Oturduk bütün hocalar demişler ki ya burası başka bir şey.
burada başka bir sosyoloji var. İşte sağ soldur, sol sağdır hikayesi biraz oradan gelir. Yani görmüşler, gözlemlemişler. Öyle demişti. Yani böyle bir hikayedir Türkiye'de sol. Yani Türkiye'nin en iyi yerlerinde onlar otururlar. Gerçekten en pahalı semtlerde onlar otururlar. Yani en iyi paraları onlar kazanırlar. Ama hep bir böyle bir fakir fukara edebiyatı, bir hırsızlık yolsuzluk edebiyatı. Yani o zaman bu ilk nasıl zenginleştin? Amerikalı demiş ya, ilk 1 milyon doları sormazsan geriye kalan işte 5 milyar dolarlık servetimi kuruşu kuruşuna hesabını veririm diye. Bak şey, ilk 1 milyon doları sormayacaksın. Tarihçi Ahmet Anapalı, sana selamı var. Aleyküm selam. Bu Menderes'in Yassıada'da üzerinde oturduğu sandalyeli bir fotoğrafını gönderdi. Keşke önceden olsaydı, yayınlardık onu. Neyse. Ahmet yayınlamış zaten bunu. Menderes'in oturduğu sandalyenin altında düşükler yazıyor. Tabii tabii. Ya. Evet. Menderes'in Yassıada'da o üzerine yani ya, radyo saatleri var. Hı. Darbe idaresi düşükler Yassıada'da diye bülten yayınlıyorlar. Evet. İşte böyle saat başı düşükler Yassıada'da filan. Yani ne acı günler. Ne acı günler. Yani demek istediğim bu şeyin, bu hareketin, bu sol kemalist o çevreler işte sürekli Anadolu insanını aşağılayan filan, kendilerini bu ülkenin tek gerçek sahibi zanneden çevrelerin bu baştan itibaren, yani ağababaları da, yani bunların büyükleri de hep öyle zenginlik içerisinde geldiler. Bunlara arada böyle itiraz eden isimler filan oldu. Mesela Sabahattin Ali gibi. Sabahattin Ali'nin kafasına odun vurup öldürdüler Kırklareli ormanında. Yani Kılıçdaroğlu çıktı Sabahattin Ali'yi efendim, CHP öldürdü filan dedi. Sonra Sabahattin Ali'yi andılar. Barış Ertem, var mı senin öyle yürüyen villan falan böyle denize doğru? Ya keşke olsa. Keşke olsa yürütürüz. Ben de yürütürüm. Keşke olsa ama maalesef yok. Yani solcu değilim ondan galiba. Muhtemelen. Ya hocam, büyük olsa. Yani ne ile suçluyorlarsa evet, meğer onları yapmışlar bu vakte kadar. Senin de dikkatini çekti mi? Yani kimi neyle suçluyorlarsa, yolsuzluk, usulsüzlük falan, ne varsa böyle imar yolsuzluğu falan filan, bir bakıyorsa kim, yani en spesifik örneği mesela Fatih Portakal imar barışı için demediği kalmamış, 3,5 sene oturmuş evet, tarlanın ortasında imar barışı beklemiş meğer adam. Evet, Yılmaz Özdil'in de benzer yazıları vardır. Çok fazla imar affını eleştirdiği, kendisi de villası için imar affına başvurmuş. Onu da gördük. Hadi bakalım, buyurun. Bunu şeye bağlamak gerekiyor. Şimdi şunu söylüyorlar. Yolsuzluk vesaire veya buna benzer şeyler. Bu acaba herkes için mi yolsuzluk istedikleri şey? Yoksa benim dışımda yaparlarsa yolsuzluk mu? Yani bunu anlamak gerekiyor. Bu söz konusu yapının devleti, az önce sanık konuklarında, Taceddin Hoca'nın da, Serkan Bey'in de ifade ettiği, devleti sahiplenen, sistemi sahiplenen bu tavrı kendilerini dokunulmaz kılıyor kendileri açısından. Ve kendilerinin yaptığı her şeyi doğru olarak kabul ediyor otomatik olarak, kendi düşünceleri açısından. Dolayısıyla aslında yolsuzluk olarak lanse ettikleri şeyi kendileri yaptığında onların kendilerinin bir hakka sahip olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden belki de gerçekten samimiyetle yolsuzluk olduğunu düşünmüyorlar. Bunu söylemek gerekiyor. Yani karşı bir anomali var karşımızda. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü bizde aşağı yukarı 23 yıl süren bir tek parti sistemi var. Oraya dönmeden, hani az önce ifade ettik ya, ilk 1 milyon doları saymazsan gerisini hesabını veririz diye. İşte o 23-46 arası ilk 1 milyon dolar. Biz oradan sonrasını sayabiliyoruz da o 23-46 arasının hesabını veremiyorlar maalesef. İlk çünkü orada dolar, çok karmaşık bir yapı var. 23-46 evet, o arası. Bizim ilk 1 milyon dolarımız. Taceddin. Evet, o tek parti bizim 1 milyon dolarımız. Oradan hesabı var, oradan sonrasının, 46-50'den sonrasının var. Demokrat Parti'ye hesabı tıpış tıpış sordular. Yassıada da. Her kuruşu sordular. Cımbızına kadar sordular. Cımbız davası var örneğin. Ama o 23-46'ya sorulmadı henüz. O. İşte o 23-46'dan kaynaklanan bir şey. Cımbız, tazı, tabii, ne, neler tabii, neler, tabii. Köpek. Düşünün. Yani kendisine hediye edilen Afgan tazısını sattığı iddia ettiler. Celal Bayar'ın, Cumhurbaşkanı. Adnan Menderes'in, ki Ege bölgesinde geniş toprakları var, en zengin insanlardan bir tanesi Türkiye'nin, cımbız parasını cebine indirdiği üzerinden
yargılandı. İç çamaşırı. Yaz sırada. Neyse yani. Tabii ki. Düşün ne rezillikler. Hepsinin hesabı soruldu onlara. Yani orada verilmeyen bir hesap yok. Ama o 23-46 arasındaki şeyler kapalı daha. İşte o yüzden zaten bu anomali ortaya çıkıyor. O kapalılıktan bu anomali ortaya çıkıyor. Devleti kuran ve 23-46 arasında elinde tutan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı hem kendi zengin kitlesini oluşturdu, hem kendi çekirdek entelejiyasını, entelektüel yapısını oluşturdu, hem de kendi bürokratik yapısını oluşturdu. Ve daha sonra iktidarı verdiğinde 1950'den sonra sandığın dışında her zaman bürokrasi yoluyla, sermaye yoluyla o iktidarı tuttu elinde. Bu bir gerçek. Elinden birazcık kaybettiğini anlayınca da 1960, 1980, işte 2007 vesaire hepsini gördük. Taceddin. Evet. Dolayısıyla tabii ki, tabii ki en son 15 Temmuz bunu da söyleyebiliriz. Tabii. Yani bunu birbirinden hiç ayırmayalım. Dolayısıyla bu villa meselesini sen ne diyorsun? Dün gece kapı komşum Metin amca vefat etti. İzleyen varsa Beykoz'dan duymadıysanız söyleyeyim. Çamlıbahçe Mahallesi'nin emekli muhtarı Metin Karagöz amca vefat etti. Bugün kabrine koyduk Gazi Yunus mezarlığına. Bugün cenazesinde Covid ama çok sevilen bir eskilerinden bir de Beykoz Spor'da top falan oynamış. Çok kalabalık cenaze. Yani Covid standartlarında çok kalabalık. Eski bir Beykoz sohbeti yaptık. Sonra ben akşama kadar hep kafamda Beykoz. Şimdi abi ilginç bir şey anlatayım. Oradan bağlayacağım mevzuyu. Nereden çıktı Metin amca demesinler. İlla ruhu bu arada vakti olan da okusun lütfen. Beykoz'un enteresan bir özelliği var. Mesela kırmızı ışıkta geç polis seni durdursun. Yalnız ben buranın eskilerindenim diyor. Abi müziği biraz kız çocuk uyuyor falan. Lan siz yokken biz vardınız diyor. Böyle bir gelenek var Beykoz'da. Ve bunu herkes bilir. Bu ağız çok yerleşik Beykoz'da. Sonradan bir düşündük falan. Beykoz'un önemli bir kısmı eski orman ve yağmalanmış arazidir. Mesela Vakıftepe diye bir yer var. Ev dolu. Adı üstüne Vakıftepe falan vakfetmişler oraya. Orası vakıf. Vakfı oturulur mu Vakıftepe'ye? Vakıftepe'de oturuyor insanlar. Şimdi bir yerde Anadolu'nun bir yerinden gelip ormanı böyle tel örgüyle çevirip kafana göre çökme hususiyeti varsa ve cari ise orada ilk ben geldim hemşerimin bir mantığı var. Çünkü diyor ki ya kardeşim ben geldim burayı çevirdim sen neredesin sen de git başka yeri çevir diyor gelme buraya diyor. O oradan kondu ya o jargon. Şimdi Beykoz Tokatköy'e doğru Akbaba'ya doğru genişlemiş o caddeleri maddeleri olan bir yer. Torununun torunu da bu adamın siz yokken biz vardık'ı hala kullanıyor. Çünkü diyor ki kardeşim ben geldim buraya çöktüm. Ya sen nereden çıktın? Şimdi Boğaz Yalılarında benzer bir şey var. Psikoloji var. Yani denize sıfır kapatmışsın zaten. Öyle Avrupa yakası yine biraz. Tarabya'dan tut şeye kadar açık. Bebeğe kadar açık. Anadolu yakasında Beykoz'dan bir gitsene Anadolu Hisarı'na kimse kadar. Hepsi birine ait. Birazcık Vaniköy Kuleli arası açık. Boğaz görebiliyorsun. Onun haricinde yalılar malılar. Şimdi adam diyor ki kardeşim biz zamanında geldik burayı çevirdik tel örgüyle ve yağmaladık. Sen nereden çıktın? Yani bir orta sınıfa eklemlenen alt sınıf var Türkiye'de. Ekonomik olarak eklemleniyor. Bu adam büyüyor. Yani şimdi bana şey demesinler dolar 7-20 ekonomi çöküyor falan. Ondan bahsetmiyoruz kardeşim. Hayat standardı değişiyor bu adamın. Başka bir ekonomik sınıfa ait oluyor. Ve bir çevre bunun bölüşesi yok. Paylaşası yok. Senin ortak edesi yok. Paylaşası yok, ortak edesi yok. Çünkü o ayrıcalıklarını adam bir gizem üzerine kurmuş. Yani meşhur bir şey vardır orta çağda. Güzel Filip şeyi yasakladı tapınak şövalyelerini. Girdi öldürdü falan. Sonra tapınak şövalyeleri yer altında yaşadılar. Avignon papası falan şey yaptı ona. Neyse o da ayrı bir hikaye. Sonra tapınak şövalyeleri kendilerini gizlediler. Nasıl gizlediler biliyor musun abi? Ben tapınak şövalyesiyim dediler. Kimse de inanmadı tabii yani. Tapınak şövalyesi ben tapınak şövalyesiyim der mi? Bulundukları yerde öldürülecekler. Bir gizem arkasında bir kült yarattılar. Şimdi adam diyor ki o zamanlar bu bizim sınıfımıza ait burada bir gizem var, bir kült var. Ve biz burada yaşıyoruz. Bu bize ait bir privilege. Halbuki privilege ne? Ayrıcalık. Halbuki siz Türkler nasıl diyor? Siz Türkler nasıl diyor? Halbuki bu iş
o kadar da şey değildir. Mesela güneş seni ısıttığı için beni daha az ısıtmaz. Yani Türkiye o kadar mümbit bir yer ki. Peki. Orta sınıf dediğin şey o kadar bölünmeyecek bir şey değil. Ama adam onu da kendisine alıp aşağıdakini bir nevi aşağıda tutup ona da birazdan gelelim şeyden sonra. Bu Yunan'dan beridir gelen bir ekonomi mantığıdır. Bak, tam Akdeniz, aslında geldiğimiz yer neresi biliyor musun? Akdeniz üretimi köleci üretimdir. Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisselerine geldik. Dur, İş Bankası hisselerine birazdan gelelim. Şu günün karikatürünü bir gösterelim. Erhan Yalvaçlısa'nın haftanın karikatürü Ramazan davulu gibi program. Erhan Yalvaç'ı selamlıyoruz. Bu haftanın karikatürü. Vallahi çok güzel olmuş ya. 60'ların Hollywood şeyleri gibi olmuş bu film şeyleri, afişleri. Ben belki de gözüm seçemiyor uzağa. Ya Taceddin direkt davul demiş bize işte. Yani ne hal Hollywood'u ya. Ha, çok ses çıkıyor ama diyor içi boş. Gör, boş. Ama sahurada o kaldırıyor biliyorsun. Sahurada o kaldırıyor. Evet. Ayrıca da yani icabında çalar saat de kaldırabilir ya da alarm da kaldırabilir ama. Geleneksel. Ama reklam işte, geldi mi? Geldi sayılır. Reklamdan sonra biraz Yunan ekonomisi hakkında bir şey anlatıp İş Bankası'na bağlayalım mı? Allah Allah, peki. Tamam. Tamam. Yunan ekonomisi anlatacağım. Yunan ekonomisi. Çok güzel konu. Yunan ekonomisi. Hmm. Allah Allah. Çok güzel konu. Ne üretiyorlar? Yani ne? Zeytinyağı, şarap, tahıl, başka bir şey yok zaten. Peki. Bir ara, çok kısa bir ara. O çok kısa aradan sonra Yunan ekonomisi konuşacağız. Ne gereği varsa. Gereği varsa Yunan ekonomisi konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Devam ediyor esas mesele. Memleketinin esas meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Program bu bölümünde Yunan ekonomisi. Taceddin Yunan ekonomisini anlatacak. Neyse, ya Yunan ekonomisi. Şimdi hocam reklamdan döndük ya. İnsanlar toplaşana kadar hızlıca anlatsın bitirsin bence. Bence de. Hemen anlatsana şunu. Yunanistan iyidir. Yunanistan'ın denizleri vardır. Yunanistan'da balıklar yenir. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için. Evet, sıra geldi. Topladık mı reytingleri? Başlayayım mı? Yok, başla abi. Buyurun. Ne diyeyim, Yunan ekonomisi niye? Şöyle anlatacağım. Konumuzla ne alakası var ayrıca? Konumuzla tam olarak şöyle alakası var. Şimdi Karl Marx var ya, çok büyük adam Karl Marx. Diyor ki, yani tarih dediğin şeyin dönemleri ayıracaksak, buradaki dönemlere ruhunu veren şey, ona bir eter diyor. Eter var ya, şey ruh, şey ruhu eskilerine. Tuz ruhu. Öyle bir şey. Eter yani içinde çözüp de kendine dahil ettiğin şey üretim şekilleridir, üretim biçimidir diyor. Karl Marx'ın temel şeyi. Yani bulunduğun devre ruhunu veren şey o devirdeki üretim biçiminin nasıl olduğudur. Marksist kabul. Muhteşem bir tespit. Şimdi antikliteye baktığın zaman antik Yunan'a. Antik Yunan'ın bir özelliği var abi. Şehir merkezli hayat bir defa. Kırsal hayat falan yok. Kırsal dediğin şeyin başka bir özelliği var. Şimdi ne alakası var diyeceksin, geleceksin de hakikaten lazım bu bize. Atina nüfusu mesela 5000 ya abi. O 5000 nüfuslu şehrin dönmesi için 20.000 tane de köle lazım. Yani 20.000 köleyle o 5000'lik nüfus idare edilebiliyor ve çalışmak ayıp. Çalışmıyor şu vatandaşlar. Sınıfsal olarak mı? Sınıfsal olarak tabii, yani bir adam Atinalıysa Atinalı çalışmaz yani mesela. Aristo tarafından falan da çok hoş bir şey olarak görülmemiş yani. İnsanlığın düğünün demiş. Aristokraton mu demek? Yok, o demek değil de Aristoteles ama beğenmiyor yani. Ne diye çalışacaksın kardeşim, böyle hayvanlık mı var falan diyor. Hani o başkalarının, kölelerin yapacağı bir şey ve bunlar dışarıda, şehrin dışında, taşrada ekonomiyi döndürüyorlar. Oradan akan parayla içeridekiler sanat, felsefe, demokrasi, böyle böyle bir şeyler yürütüyorlar kendilerince. Ama o 5000 kişi ancak o 20.000 kişinin kendisini paralaması sayesinde var. O 20.000 kişi kendini paralayamazsa Serkan abi, o 5000 kişi onları yapamıyor. İşte meselemiz tam olarak budur. Türkiye'de böyle kültürel iktidar tartışmalarında kendisini kültürel iktidar olarak tanımlayan bir adam var ya. Bu adam diyor ki ben diyor Atinalıyım. Ha diyor, çalışacaksın belli şeyler ama çalışacaksın. Oy vermeyeceksin, sanat yapmayacaksın, felsefe yapmayacaksın. Üreteceksin ve üretici sınıfta kalacaksın. Bu değişmedi. Yani antik Yunan'dan beridir değişmedi. Bak, feodal zamanda da değişmedi. Kapitalizm zamanında da değişmedi. Günümüz Türkiye'sinde de değişmedi. Bunu nereye bağlayacağım hocam? Niye anlattın şimdi sen bunu? Bunu deminki yalı tartışmaları. Buradaki sistem de aşağı yukarı bu.
Hayır, adamın söylediği şey şu. Yani eğer bir Atinalıysan sen Bodrum'da denize sıfır villan olur. Ve Atinalıysan eğer villan denize sıfır değilse bile sıfıra gelir, yürür. Ama bir Atinalı değilsen sıfıra, denize sıfır villan olmaz. İstanbul Boğazı'nda yalın olmaz. Olmaması lazım kardeşim. Yani ne işin var Allah aşkına? Git Sultanbeyli'nin yarısı senin olsun. Karışmaz ona. Ama Atina'da olmasın diyor ya. Şimdi ben burada Serkan abi bir ihtilal yaptı. Bir şeyler oldu bu arada. Ne oldu abi? Bilmiyorum ki, Serkan abi bir şeyler oldu. Dikkatimiz dağıldı. Neyse Serkan abi. Şimdi vaziyet böyle olunca bunun belli köşe taşları var ya. Bunlardan bir tanesi İş Bankası tartışmaları abi. Hayır hayır, şeyinde mesele şeye gelmişti ya. Bu ülke bizim kişisel malımız. Tabii. Yani babamızdan kaldı, size ne? Siz kimsiniz? Ya öyle eşit yurttaşlık falan filan hikaye, böyle bir şey yok. Yani biz zaten size bir seçme seçilme hakkını da nereden verdik? Vermez olaydık. Tabii, tabii. Başımıza iş aldık. Dağdaki çobanla benim oyun bir mi meselesi? Falan. Mesela devlet başkanı Atatürk bir bankanın %29 hissesi ona ait. Kişisel malı. Kişisel malını bir siyasi partiye bırakıyor miras olarak. O parti de diyor ki miras hukuku diyor. Ama şahsi parasıyla da almamış o. Hayır hayır, miras hukuku diyor yani. Zaten memleket bizim. Yani meseleler buradan kaynaklanıyor. Yani kendisine hak görmek. Kendisine hak görmek. Şey çok tartışıldı. Rahmetli Özal'ın işte çocuklarının işte magazin gündeminde yer tutan hadiseleri. Davul mavul işi. Bizim o ilk gençlik zamanlarımızın gazete manşetlerini en fazla meşgul eden hikayeleriydi. Hatırlarsın. ANOP iktidarında. İşte Ahmet Özal'ların, Efe Özal'ların filan, Zeynep Özal'ların hikayeleri. Okurduk. İşte o zaman Metin Akyol'un unutulmaz röportajı falan. İşte konuşuyoruz. O zaman daha ilk gençlik zamanlarımız, böyle ufak tefek tartışıyoruz. Ya işte olur mu? İşte babası başbakan diye hani şunu yapıyor, bunu yapıyor filan. Dedim yani Erdal İnönü de babası işte başbakan. İnönü işte köşkte oturur. Devletin hazinesinden şu kadar miras kalır. Devletin hazinesinden yurt dışında okutulur. Öyle değil miydi? İşte İsmet İnönü'nün çocuklarına her ay şu kadar para verilecek. Yok işte şunlar şunlar ona bırakılacak filan. Yani nereden bırakılıyor abi? Böyle bir kişisel zenginliklerden bırakılmıyor ki bunlar. Bu arada bir son dakika var, onu söyleyelim. Hayır, hayırdır inşallah. Yok iyi, yani aslında 65 yaş üstünün beklediği bir haber. 65 yaş üstü neyi bekliyordu? Yarın çıkabilmeyi bekliyor. Hayır, pazar günü çıkacaklar da. Saat biraz uzasın diye bekliyorlardı. 11-15'ti en son. 17 olabilir deniyordu. 12-18 olmuş. Daha güzel. Tabii. Pazar günü, buradan bizi dinleyen 65 yaş üstü büyüklerimizin ellerini öperiz. Pazar günü saat 12 ile 18 arası çıkacaksınız dışarıya. Ya bak, camiler kapalı, yine bahçesine basmayın ha. Bizim oradaki amcalar caminin bahçesine basmışlar. Hayır, ilk cumaya kapandığı zaman Urfa'da biliyorsun şey olmuştu ya. Yok, oturacak yerleri... Komünize olacak yere ihtiyaç duyunca. Komünize olacak yer. Bunu öyle anlatıyor. Tabii. Hani 12-18 söyleyelim. Ha. 65 yaş üstü pazar günü. Pazar değil mi, bakayım. Pazar günü 12-18. 12-18 arası. Haberiniz olsun. 18'e kadar sokaktasınız. Yani dikkat edersen bugün bu işte sol muhalif çevreler filan yaygara yaptıkları, bağırıp çağırdıkları her ne varsa, tamam mı? Her ne varsa yani kendi durumları o. Yani kendi durumları o aslında. Yani kendilerinden şikayet ediyorlar. Yani ortada bir şey yok. Sana bağırıyor Ersoy. Doğru. Yandaş gazeteci, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, aynen, falan filan. Ama kendisi bu toprakların asıl sahibi biziz diyen sistemin yandaşı. Tamam mı? Hiç buna hiçbir itirazı olmamış. Bugüne kadar hiç bunu sorgulamamış. Böyle bir ihtiyaç da hissetmemiş. Ama sen yandaş oluyorsun. O herhangi bir şeye yandaş olmuyor mesela. Niye? Bu uluslararası ilişkilerde mesela bu vardı. CHP'yi siyaseten CHP'yi desteklemek.
Bak bir siyasi şey var. Parti destekliyor. Barış Hoca, Barış Hoca da bilir. Tam onun tanımı bilmiyorum. Tanımlama üstünlüğü diye bir olgu var değil mi? Evet. Uluslararası ilişkilerde. Evet. Tanımlama üstünlüğü. Neydi o Taceddin? Abi bir konu hakkında jargonu koyabilme iktidarına sahip olmak. Mesela şu an Amerika... Topu olan... Paradigmayı belirliyorsun. Yani. Amerika diyor ki bu böyle diyor mesela. Burada diyor kimyasal silah kullanıldı. Ben burayı vururum. Top kiminse, sen de, top kiminse bunun diyor, kadroları mesela diyor, diyor ki bunun diyor nükleer silahı var diyor. Ben burayı vururum diyor. E iyi de arkadaş senin de nükleer silahın var. O zaman deşit. Ben tanımlama üstünlüğüne sahibim diyor. Ben tanımlarım onu diyor. Bendeki nükleer silah vurulma sebebi olamaz ama sendeki nükleer silah vurulma sebebidir. Niye bu? Tanımlama üstünlüğü. Yani tam tabir bu muydu neydi bilmiyorum ya bir ama. Bir de şöyle bir tarafı da var onun. Hani ben Serkan Fıçıcı'ya elma atarsam terörist oluyorum ama Serkan Fıçıcı bana mandalina atarsa terörist olmuyor. Ya kardeşim o da bana ya ama o mandalina diyor yani. Şey. Evet. Hani kuruyor kendince diyor. O öyle tanımlıyor diyor. Onu yani. Peki. Şimdi bunların şeyi şu psikolojisi şu. Biz tanımlarız. Kuralları biz koyarız. Tamam mı? Buranın sahibi biziz. Biz ne dersek o olur. Ama geçmiş olsun. Yok öyle bir dünya artık. Yani zaten tahammül edemedikleri nokta da orası. Yani bu tanımlama üstünlüğü falan bitti. Peki, tanımlayamıyorlar. Barış Ertem'e bir döneyim. Barış Ertem şu İş Bankası meselesinin evet. Aslında etrafında dolaşıyoruz ama yani en evet. Çok da önümüzdeki günlerde konuşacağımız konu o olacak. Şimdi diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ya ben bundan para mara kazanmıyorum. Niye uğraşıyorsunuz benimle diyor. Diyorlar ki ona Cumhuriyet Halk Partisi'ne madem para kazanmıyorsun çok önemli değil o zaman ver hisselerini kurtul. Siz diyorlar bankayı peşkeş çekmeye çalışıyorsunuz. Oysa ortaklık yapısı da işte halka açık kısmı da hepsi belli zaten. Işte, yani nedir bu tartışmanın aslı esası? Şöyle gerçekten de Atatürk'ün vasiyetinden başlıyor tartışma. Bu bir gerçek. 5 Eylül 38 tarihli vasiyet var. Atatürk'ün Dolmabahçe'deki vasiyeti ve bu vasiyetle kendi eli yazdığı vasiyette İş Bankası'ndaki varlığını Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Vasiyet olarak bıraktı. Ve bu vasiyeti bırakırken de bazı şartlar koştu. Bunlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu paradan kazanç elde etmeden Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na kalan parayı yani her yıl belli bir parayı yarı yarıya aktarmasıdır. Yani Atatürk bu vasiyeti CHP'ye Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na yarı yarıya verilmek üzere bıraktı ve paradan faydalanmamak üzere şartlı olarak bıraktı ve daha sonra vefat etti. Vefatından beri tartışılır bu İş Bankası konusu. Ve ilk defa tartışmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Örneğin ilk defa hazineye değeri 1953'tür. 53'te daha önce bir kere devredildi hazineye bu hisseler. 63'te Anayasa Mahkemesi bunun miras hukuku olduğundan dolayı durdurulmasına karar verdi. 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren CHP kapatılınca yine hazineye devretti. CHP yeniden kurulunca yeniden CHP'ye devretti. Yani bunu ilk kez tartışmıyoruz. Bu nereden baksanız 60-70 yıllık bir. 90'ların ortasında Deniz Baykal ben vermem bu parayı diyordu. Tabii. Oraya geleceğim. Hatta onu söylerken de çok değişik bir şeyi var. Argümanı var Deniz Baykal. Onu da söyleyeceğim. Hemen bir kronolojik olarak gideyim. İki tartışma konusu var. Bunlardan bir tanesi bu hisseler karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İş Bankası yönetiminde temsil edilmesi. 4 üyeyle temsil ediyor CHP İş Bankası yönetiminde. Siyasi partiler kanununa göre bir siyasi parti bankacılıkla ilişkili olamaz. Bu yasak. Yani bu durum normal bugün bildiğimiz siyasi partiler kanununa aykırı. AK Parti'nin buradaki ilk zaten itirazı buydu. Yani ilk başta şunu söylemişti. Hazine temsil etsin bu miktarı. CHP'nin İş Bankası yönetiminde üyesi olmasın. Denmişti. Olay buradan çıktı. Yine CHP aynı şekilde bunu Atatürk'e bağlayarak Atatürk'ün mirasının reddedildiğini vesaire öne sürerek yine bir gürültü çıkarmıştı. Şimdi de konu Hazine Devri'ne gitti. Bir kere bu 4 kişilik CHP yönetimi ciddi bir sorun İş Partisi içerisinde. Yani mevzuata aykırı. Bu bir. İkincisi de CHP hiç de öyle bu parayı Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na ödemek konusunda istekli değil. Yani aşağı yukarı 50 yıldır birçok kez Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu İş Bankası CHP ile bu yüzden mahkemelik oldu.
önümde şeyler var. Zamanında ben bir daha çalışmıştım bu konuyu. Örneğin 1963'te mahkemelik olmuşlar. 73'te, 77'de, 78'de, 93'te sürekli CHP bu parayı ödemekte direnmiş. Yani bu parayı kendisine ayırmakta. Bu kurumlar artık Atatürk'ün miras bıraktığı günkü kurumlar değil diyor. Evet, en son Deniz Baykal'ın şeyi buydu 1997'de. Aynen bunu söylemiş ve 7 yıl sürdü o dava. 7 sene boyunca CHP şunu söyledi. Bu iki kurum artık Atatürk'ün kurduğu kurumlar değil. Dolayısıyla mirasları da geçerli değil. O yüzden ben bu parayı vermiyorum dedi. Zaman zaman da bir katkı payı alayım, öyle vereyim dedi. Yani bana da biraz pay kalsın dedi. Bunlar hep mahkeme kayıtlarında var. Dolayısıyla bir de CHP'nin bu mirası, Atatürk'ün bu vasiyetini olduğu gibi uygulamaması var. Bu da ayrı bir sorun. İşte bu sorunlar bir araya gelince yine geçmişteki benzer bir örneğe dayanarak AK Parti hükümet iktidarı, mevcut iktidar bu konunun çözülmesi için hasilen hazine devredilmesini istiyor. CHP de buna karşılık olarak hayır diyor. Bu miras hukukudur. Aynı zamanda Atatürk'ün vasiyetidir. Bu vasiyeti çiğnetmeyiz biz diyorlar. Böyle bir anomali söz konusu. Ancak şöyle bir gerçek var ki gerçekten CHP bu parayı ödemekte de zaman zaman çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Ve aynı zamanda da bu 4 kişilik yönetim kurulu üyeliği de siyasi partiler kanununa aykırı. CHP ya bu hisselerin devrine razı olacak bir şekilde ya da bu 4 kişilik yönetimden çekilecek, onu hazine temsil edecek. Başka bir çaresi yok. Ha, bu yani bir seçenek. Bu 50 yıl... Bak bu önemli. Yani diyorsun ki orası yine CHP'nin hareket sahası olarak kalmaya devam etsin. Fakat yönetim kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, hazineden karar verilsin. Tabii. Yani 2 sene önce AK Parti'nin hükümetin ilk iddiası bu yöndeydi. Yani bu 4 kişilik temsil İş Bankası hisseler yönetiminde... Hisseler hazineye devredilmesin. Biraz... Ama zaten evet, para kazanmıyorsunuz. Zaten siz paranızı TTK'ya, TDK'ya veriyorsunuz. Bir tek yönetim kurulu imtiyazı vardı. 4 kişilik. Onu da CHP karar vermesin. Onu daha önce biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlar içerideki klikleri dağıtmak için pasifize etmek istedikleri adayları oraya yönetim kurulu üyesi yaparlardı değil mi? Evet. Evet. Ama oradan da çok ciddi bir maddi çıkar söz konusu. Oradan o 4 üye çok büyük para alıyorlar. Onu da söylemek gerekiyor. Hani aylık 100 bin lira civarında. Söyledik ya şu villa konusunda. Ondan tabii ki. Huzur hakkı var. Yani hani bir... İşte huzur hakkıyla tabii beraber ki. Aylık 100 bin liraya geliyor. Bak aylık 100 bin lira diyor sen. Yani işte demin villadan konuştuk ya. Aynı şey. Bir de şey var, şu var. Yani sırf para da hani sıcak para da değil. Oradaki etki alanıyla örneğin tabii. İşte birinin kredi kullanmasına referans olunabiliyor. Bir şirketin ya da bir gerçek tabii. Kişinin. Ya da iştiraklerin üzerinde etki sahibi olunabiliyor. İnsan kaynakları ofisi gibi insanlara oradan referanslar çıkabiliyor falan filan yani. Hani başka tabii, şeyleri tabii, de tabii. Var o yönetim kurulu üyeleri. Elbette hocam, yani. Bir Türkiye... şey sorabilir miyim Barış hocam? Buyurun. Buyurun hocam. Şimdi, buyurun estağfurullah. Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na değil mi? İtiraz ederken Allah selamet sıhhat versin Baykal. Bunlar Atatürk'ün kurduğu kurumlar değildir itirazıyla. Hı-hı. Vermem bu parayı diyor. CHP evet. Bildiğim kadarıyla Baykal tarafından kuruldu değil mi? İkinci kez. Evet, 1980'de kapatıldı yani, 12 Eylül'de. Evet. Selamettin Baykal Atatürk'ün kurduğu parti olduğunu ispat etti mi? Ve hala o parti olarak devam ettiğini, Atatürk'ün kurduğu parti evet. Ve o ilkeler üzerine siyaset yapan bir parti olduğunu ispat etmek zorunda mı buraya devam ederken riyaset etmeye? Evet, bana bir de o zaman dur şunu da ekleyeyim. İkisini beraber o zaman cevapla Barış Hocam. Yani Taceddin Hoca'nın sorusu çok önemli. Yani bu parti de o parti midir? Yani TTK, TDK, Atatürk'ün TTK, TDK'sı değil de CHP o CHP mi? Yine ona ek olarak şunu da sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi Dersim katliamı söz konusu olduğunda, Sabahattin Ali cinayeti söz konusu olduğunda ya da işte başka bir takım tarihsel olarak işte ayıp sayabileceğimiz hadiseler söz konusu olduğunda ama o zamanki tek parti CHP'si ile bugün bizim temsil ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi aynı şey değil diyor. Yani bugünkü CHP sözcüleri o tek parti dönemindeki işte yanlış ya da hata ya da ayıp kabul ettiğimiz şeyleri sahiplenmiyor. Onlar bizim işimiz, bizim icraatımız değil diyor. Ama işte İş Bankası'nın hisseleri söz konusu olduğunda biz o CHP'yiz kardeşim diyebiliyorlar. Periz nerede kaldı? Lahana turşusunu kim yiyor o zaman?
Ya tabii ki yani aslında ikinci sorudan başlamak gerekirse ya, bana zaten cevap vermeye gerek kalmadı. Tespitiniz gerçekten doğru. Yani tarihin veya bir siyasi mirasın işinize gelenini alıp işinize gelmeyeni reddi miras yapmak gibi bir şey söz konusu. Bu hem etik değil hem de mümkün değil. Yani CHP bunu yapmaya çalışıyor. Tarihin, kendi uzun tarihinin, yani Cumhuriyet tarihinin, Cumhuriyet'le başlayan CHP tarihinin iyi yönlerini tırnak içerisinde miras olarak kendi üzerine kabul edip olumsuz yönlerini, kendine bagaj olabilecek yönlerini de reddi miras yoluna gidiyor. Ha, belki kendi tabanından bunu kabul eden vardır, olabilir. Ama ne tarih bilimi böyle bir şeyi kabul eder, ne siyaset bilimi böyle bir şeyi kabul eder. Yani bu yalnızca söylemde kalır. Artık neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar artık açıkça konuşuluyor. İkincisine gelince, bu Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve CHP konusuna geldiğimizde, devamlılık açısından bakarsak, yani süreklilik açısından bakarsak, bugün TDK ve TTK Atatürk'ün kurduğu kurumlar gerçekten, çünkü hiç kapanmadılar resmi anlamda. Ama CHP bir kez kesintiye uğradı 12 Eylül darbesinden sonra ve daha sonra yeniden Deniz Baykal tarafından açıldı. Dolayısıyla eğer süreklilik açısından bakarsak, şu anda Atatürk'ün kurduğu kurum olmayan diyebileceğimiz CHP'nin kendisi, Türk Tarih Kurumu veya Türk Dil Kurumu değil. Bu konuda doğru. Ancak bir altı ok davası olmuştu. Altı okun tekrar CHP tarafından konulması konusunda. O hakkı kazanmıştı Deniz Baykal. Yani altı oku kullanma hakkını kazanmıştı. Son hep CHP kullanamadı bunları. Evet, evet. Aha, ona dayandırıyor. Yani o altı oku kullanma hakkı olduğundan dolayı oradan Atatürk'ten bir devamlılık hakkı iddia ediyordu Deniz Baykal. Dolayısıyla en fazla buradan bağlayabiliriz. Ama devamlılık açısından gerçekten Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu CHP'den çok daha fazla şans Türk'ün kurduğu kurumlar. Evet, bu da doğrudur. Rahmetliye bağladı Barış Hoca. Yani ömrü uzun. He? Öyle mi oldu? Rahmetli diyecektim. Durdum son anda. Allah şifa versin. Allah sağlık sıhhat versin. Amin amin. Amin amin inşallah. Amin. Ömrü uzamıştır inşallah. İnşallah inşallah. Peki Taceddin. Buyur abi. Şimdi yani madem para kazanmıyor, ki Barış Hoca çok güzel anlattı, o parayı veresi de yok. Tarihsel olarak da bunlar mahkeme kayıtlarıyla da ortada. Mahkemelik olmuş, evet mahkemelik olmuş. Evet evet, doğru söylüyorsun. Velev ki bunlar doğru olmadığını kabul edelim yani. Velev ki hakikaten de o aldığı paraya dokunmadan TTK ve TDK'ya aktaracak. Hiç böyle bir beklentisi yok. O zaman niye itiraz ediyor? Pozisyonu bozuluyor çünkü. Hegemonyal üstünlük dediğin şey öyle yani. Pozisyon itibariyle tesis edilen bir şey Ersoy'a. Şey, Ersoy dedi. Sevgili izleyenler, Ersoy abi bugün bana fırça attı. Dedi ki, ben senin abin olacak yaşta mıyım dedi. Otobüste yer veriyorum falan, ben yaşlandım mı dedi. Program bitmek üzere. Ben Taceddin, bundan sonra Ersoy dede diyeceğim ona. Anca geldi. Neyse abi, kusura bakma, evet Ersoy dede Serkan. Bana da abi deme. Sana da bundan sonra, sen de demeyeceğim. O pozisyonunu orada hiçbir yalnız orada hitap etmemeye karar verdi. Ne diyeceğini şaşırdı. Ne diyeceğimi şaşırdım. O pozisyonunu orada oturarak, bak hiçbir geliri olmasa bile oranın ağalığı zaten bir ekonomi yaratıyor orada ona. Yani hiçbir şekilde ekstradan bir de fatura ücreti falan, bir şeylerin katma değer vergisi, iadesi falan, bunların gelmesine lüzum yok ki. Orada kurduğu, yani kuruluş itibariyle tesis edilmiş hegemonyal bir ilişki var. Belli kurumlar üzerinde, bürokrasideki evet, belli klikler, belli vesayetler üzerinde, odalar üzerinde falan yani. Şimdi bu gibi şeylerin devam edebilmesi için bir şeyin ispat ediliyor olması lazım. Bu da hala dokunulamıyor oluşu. Dokunulamıyor oluşunun şeyi var. Bir, CHP Atatürk'ün mirasçısıdır. Atatürk umdeleri bunlardır. 5816 diye bir şey vardır. Atatürk'ü koruma kanunu. CHP'yi eleştirirsen Atatürk'ü eleştirmiş olursun. Yandım falana gelir bu iş sık sık. Ama bununla birlikte iş nereye geliyor? Yani öyle görünmez kalkanlarla, hani Yıldız Savaşları filminde ateş ederler de onun bir kalkanı olur üstünde, gelmez boing eder ya o ışın tüfekleri. Hedef ediyor kalkanı. Ha, aynen, yani böyle bir kalkanı var CHP'nin. Şimdi adam diyor ki ben en ufak bir ayrıcalığımı bir şekilde hukuken kaybedersem bu benim dokunulmazlık kalkanımı haleldar edecek. Bırak oradaki ekonomi. Ağalık gidecek yani, diyorsun. Ağalık gidecek. Adamın tasası ağalık. Karizma çizilecek. Aynen o. Bak sen bunu daha güzel yorumlarsın. Ağalık malık, çekirdek mekirdek. Sen buradan yürüsene.
Güzel anlatıyorsun. Ciddi, ben katkıda bulundum sana. Ciddi ciddi gidiyordu. Siz benle deminden bir eğleniyor musunuz? Hayır, yok ya, gayet güzel anlatıyordum. Bu katkıda bulunmak için. Ha, eyvallah. Yani buradaki şey abi, hiç ekonomik kaygılarla abi yapılmış. Ya özür dilerim ya. Ne yapayım abi, alışmış kudurmuştan beterdir. Ne yapayım belki de, ne yapayım abi de. Ya tamam ya, Taceddin'e serbest olsun. Yok, olmasın. Olmasın. Hulasa-i kelam, orada korunması, öncelikli olarak korunma kaygısı çekilen şeyin CHP, İş Bankası ilişkisi falan olmadığı aşikardır. CHP'nin İş Bankası'nın çok ötesinde bir hakimiyet sahası tasavvuru var. Bu Türk siyasetiyle, formal demokratik seçimlerle falanla filanla izah edilemeyen, yani bürokrasi, askeri bürokrasi, hariciye bürokrasisi, yargı bürokrasisi, bu kurumlar üzerinde bir şeydir. Ya adam diyor ki bak, ben bir yerde dokundurmaya başlarsam her yerde dokunduracaklar. Bu yüzden ben buralarda ilk dokunmaya başladığı yerde şeyimi kurayım, yani barajı çok önde kurayım ki arka taraftakiler en dokunulmaz olsun. Ve gör bak, yarın bir gün bak, Cumhurbaşkanı İş Bankası hisseleriyle birlikte aynı zamanda şu odaları da bir tanzim edelim dedi. Gör bak ne kıyamet kopacak. Ya hele bir tartışma bir başlasın. Onu soracağım şimdi. Çoklu borsa meselesi. Ya kardeşim, çoklu borsa meselesi. Kardeşim, şu odalar dediğin şeyin hiçbir hayrını ben görmedim şunca yıllık ömrümde. Sen yok, de görmedin. Yok. Ne işe yararı görmedin. Milleti haraca bağladığını bilmeyen yok. Bunun gibi sittin tane şey. Bak gör, bir tartışılmaya açılsın da bir gör. Çünkü o orada kurulan o sultanın bir şekilde duvarının, binasının duvarından bir tane sütun taş çekmek. Hayır, çok enteresan değil mi mesela? Yani konudan konuya atlamak da istemem ama. Atla abi ya. Atlayalım peki. At. Şimdi Türkiye'de bir profil var. Yani bu, yani işte Türkiye'nin genelini diyelim ki seçim sonuçlarına göre profil, izah edecek olursak. Yani. Türkiye'de işte %50 bir kesim var. Sonra onun yarısı %25 bir kesim var. Sonra onun yarısı %12,5 bir kesim daha var. Yani Türkiye'deki siyasi profil aşağı yukarı böyle. Hı hı. Yani bir %50'lik bir kesim oluyor. %25'lik bir kesim daha oluyor. %12,5'luk bir kesim daha oluyor. Diğer 12,5 da 6 ve aşağı doğru dağılıyor. Hep aşağı yukarı böyle oluyor tablo. Fakat bu meslek birliklerine bakıyoruz. Yani bu şey, yani Cumhuriyet'ten beri neredeyse böyle bu. Anlattığım çizelge. Oy dağılım çizelgesi diyelim buna. Ne diyeceksek adına. Odalara bakıyoruz ya da barolara bakıyoruz ya da meslek örgütlerine bakıyoruz. Bu piramit tam ters dönmüş. En marjinal kim var? Meslek örgütünün en tepesinde yönetici eliti olmuş. Seçim sistemiyle alakalı. Nasıl oluyor o iş? Abi bir de çok affedersin, girmeden evvel bir şey söyleyeyim. Bunun çığırtkanlığını yapan adamlar var ya, bir yandan da 62 anayasasını dillerinden düşürmeyip milli bakiye sistemi, efendim yok ne güzel Mehmet Ali Aybar tip girmişti falan diye anlatıp Türkiye'nin o zamanlar çok demokrat olduğunu anlatan adamlar. Nispi temsil. Yani o nispi temsil o zamanki çok iyiydi, mübarekti. Odaya geldiğinde yok kardeşim, öyle şey mi olur? Şimdi özür dilerim. Ya. Estağfurullah. Asıl hikaye yine bu, bugün ayın kaçı? 10-15. 15 Mayıs. 14 Mayıs. Şeyin Demokrat Parti'nin. Doğru. İlk iktidara gelişi evet, değil mi? Evet. Yeter sözde kararla milletin. 14 Mayıs 1950 mi? Tabii. İktidara gelişi. Yani çok partili sistem, demokratik usullerle yapılan ilk seçim. Değil mi? Doğru. Bu çok önemli bir yıl dönümü falan, öyle geçti, hiçbir gürültü de kopmadı. Yani çok kritik bir gün değil mi? Değil. Demek ki. Şimdi bu biz bu 60 darbesiyle 27 Mayıs, o da işte önümüzdeki günlerde gelecek. Doğru düzgün hesaplaşamadığımız için o 1960 darbesinin ürünü olan, bunlar hep böyle vesayet kurumlarıdır aslında. Onlar böyle işte iktidarı paylaşmak, iktidar gücü kurumlar eliyle işte kullanılır. İşte yok işte odalar, dernekler, borsalar, şunlar bunlar vesaire diye. Biraz önce de Taceddin'in bahsettiği gibi çok demokratik bir anayasa filan dediler ya 60 anayasasına. 60 darbesinin anayasasına, 62 anayasası pardon. O anayasanın, o darbe anayasasının eseridir bunlar. Öyle bir mimari oluşturdular ki orada. Tamam mı? Yani egemenlik millete aittir. Milletten başka herkes tarafından kullanılır.
Sistem bu. Bu bir türlü yıkılamadı. Bununla doğru düzgün hesaplaşılamadı. Bunun gerekleri yerine getirilemedi. Yani burada tabii bir tek AK Parti'yi ayırmak lazım. İşte Özal'ı belki biraz ayırmak lazım. Yani Özal psikolojik olarak mücadele etti. Yani Allah rahmet etsin. Özal burada bir psikolojik harp verdi. Zihniyet savaşı yaptı. Yani Türkiye'nin geri kalmasının sebebi işte bu zihniyettir filan diye bir psikolojik harp verdi ama bir sistemik mücadeleye girişemedi. Değil mi? Yani öyle bir şey olmadı, imkanı olmadı. Gücü olmadı. Gücü de olmadı filan. İşte gerçek şeyi hamleleri Sayın Erdoğan liderliğinde AK Parti yaptı. Ama tabii kalıntılar var. Bunlar kalıntılar. Kalıntılar bunlar. Bu kalıntılara da bu 60 darbesini kutsayanlar kutsal kalıntı, kutsal emanet muamelesi çekerler. Onlar için dokunulmazdır bunlar. Niye? 60 darbesini bunlar yaptı. 60 darbesinin ürünüdür bunlar. Ve bunlar ortadan kalkarsa, efendime söyleyeyim, o kazanım, darbenin kazanımları ortadan kalkmış olur. Ya bunlara böyle oturup gerçekten tek tek bakılması lazım. İyi izah edilmesi lazım. Tamam, iyi izah edilmesi lazım insanlara. Ya bir de bunların böyle bir örneği yok. Ya sivil toplum kuruluşu, STK dediğimiz mesele, şimdi bizdeki bu odalar, borsalar, şunlar bunlar, barolar, bunlar yarı resmi kuruluş değil mi? Tabii. Yarı sivil toplum kuruluşu, yarı kamu kuruluşu. Deve misin, kuş musun? Canım ne zaman hangisini isterse oyum. Yani mesela bak şu anda dükkanlar kapalı. Örneğin berberler kapalı. 40-50 gün neredeyse kapalı kaldı. İşte başka bir takım iş yerleri de kapalı. Onların odaları şakır 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 aidat kesmeye devam ettiler. Ödemezsen de aciz gönderiyorlar. Bak, Allah Allah. Şimdi mesela. O da aidatı önemli. O da aidatı. Yani bir berberin işte efendim tarak fırça şampuan ödemesine benzemiyor. O da aidatı geliyor kapına dayanıyor. Sattın, satış yaptın, efendim para kazandın, kasaya hiç bakmıyor. Şakırt diye alıyor. Mesela bir de bir şey yapmak için önce oraya müracaat ediyorsun. Yani o bir tekel. Bir şey açabilmek için falan. Şey gibi ya, ağa gibi değil mi böyle? Elini öpmeden. Haraç kesiyor tabii. Haraç kesiyor. Çok ilginç ha. Ya bir faydası filan da yok. Hayır, olsun gene bir hani diyelim ki temsil. Ona işte bir baraj getirilsin. O barajı bulan kendi meslek örgütünü tesis etsin. Ya Türk Tabipleri Birliği mesela. Adında Türk var. Türk Tabipleri Birliği. Değil mi? Yani işte ne dedi? Terörle mücadeleye savaş diyor. Halk sağlığı sorunudur diyor. Ve savaş halk sağlığı sorunudur diyor. Ama savaş tabii ki halk sağlığını tehdit eden bir şeydir de. Yani bizim terörle mücadelemize, şehitler verdiğimiz, yani terörle mücadelemize böyle bir kirli savaş muamelesi yapan. Türkiye Barolar Birliği çıktı, doğrudan İslam'a hedef aldı. Barolar Birliği değil, şeyler, Ankara Barosu. Ankara Barosu, özür dilerim. Sonra Metin Feyzoğlu çıktı, bu bizi temsil edemez evet, bunlar. Doğru. Ankara Barosu. Ne diyor, işte asırlar öncesinden gelen karanlık düşünceler falan mı dediler? Ona bir iki baro daha kaldı, Diyarbakır Barosu falan da kendi. Evet evet, yani çıkıyor böyle işte baro. Diyarbakır Barosu da mı asırlar öncesinden gelen karanlık? Dememiştir ya. Diyemez onlar o kadar ya. Diyarbakır'da diyemezler. Diyarbakır'da dedirtmez ona. Değil mi ya? İzmir Barosu'dur o. Neyse. Bir dakika şimdi sen. Ne bu ayrımcılık? Ya dur, kaşıma. İzmirliler. Kaşıma, kanatma, kanırtma. 3K formülü. Kaşıma, kanatma, kaşıma, kanırtma, kanatma. Tamam. Tamam. Kaşıma, kanırtma, kanatma. Şimdi ne yapıyorlar? Bunlar böyle kaşıyorlar, kanırtıyorlar, kanatıyorlar filan. Tamam, yapıyor yani. Adı da Türk Tabipleri Birliği. Her türlü terör faaliyetini destekliyor açıkça. Para topluyor doktorlardan. Doktorlar ona, hani devlet hastanelerinde çalışmayanlar, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar, gidip benim terörle mücadeleme, devletimin, milletimin aslan gibi orada şehit düşen polislerine, askerlerine, Mehmetçiğine hakaret eden, aleni küfür eden bu adamlara her ay para vermek zorunda. Haraç vermek zorunda. Al bu parayı, benim devletime, benim polisime, askerime daha çok küfür et. Ya bu
Bu sürdürülebilir. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu sürdürülebilir değil, evet. Bunu kabul etmeyen bir sürü doktor tanıyorum. Ya kabul etmiyorsa bu da Güney Afrika'daki apartheid rejimi değil ki. Kabul etmiyorsan çözümü belli. Kabul etmiyorsan ya yeni hal ya izmihlal abi. Yasa yani. Tabii canım, yani bu da böyle ağlamakla çözülecek bir hadise değil ki. Yani o zaman şöyle bir şey olsun. Bütün meslek erbabına densin ki sizin tepenizde böyle ensenizde kılıç sallayan bu yapılar ortadan kaldırılsın. Bunlara aidat adı altında verdiğiniz haraçlar cebinizde kalsın mı? Yoksa her ay sövüşlenmeye devam etmek mi istiyorsunuz diye referandum yapalım. Ne diyorsun Barış? Soru nasıl? Ama soruyu böyle yazmak lazım. Bir daha sor istersen Barış'a geçerken. Ensenizde böyle kılıç gibi sallanan adı çok yönlendirici olmuyor meslek mi? Kuruluşu olan bu yapılar her ay sizi sövüşlemeye devam etsin mi? Yoksa o paralar cebinizde mi kalsın? Böyle soru soralım diyorsun. Tabii, referandum sorusu da böyle olsun. Bu anketlerde filan da soruyu yanlış soruyorlar. Rakamlar yanlış çıkıyor. Ve sövüş mövüş deyince... Sövüşlü mövüşlü soracaksın ki anlaşılsın konu. Barış Ertem, ne diyorsun bu şeye? Baro meselesine. Ya ilk çıkışları değil. Yani orada Taceddin Hocam da Serkan Bey de zaten örneklerini verdiler. Terörle mücadele konusunda çok olumsuz çıkışları oldu daha önce bu kurumların. En son Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında çok olumsuz cümleler kullandılar. Doğrudan siyasetin içerisine dahil oldular vesaire. Bu meslek odalarından, barolardan vesaire gerçekten şikayetçi olan pek çok meslek üyesi var. Bunu zaten sosyal medyada görüyoruz. Dışarıda da, çevremizde de görüyoruz bu mesleklere tabi olan kişilerden. Eğer bu odalara uymazlarsa, üye olmazlarsa mesleğini icra edemeyen insanlar var. Yani neredeyse mesleğinizi icra edecekseniz üye olmak zorundasınız bu yapılara. Bir zorlama söz konusu orada. İfade ettiğiniz gibi belli bir oranda aidat vermeniz gerekiyor. Hem maddi açıdan hem de meslek haklarınız açısından ciddi bir sorun var orada. Bunun önce de çözülmesi gerekiyor. Yani belki de seçimden ziyade, yani bu odaların, bu yapıların seçimlerinin nasıl olduğundan ziyade varlığının tartışılması lazım belki de. Olmaları gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Belki de bunların kaldırılması gerekiyor eğer mevzuat müsaitse, yasama müsaitse vesaire. Bunların belki kaldırılması gerekiyor. Siyasete müdahale olmaları gerekiyor belki de. Çünkü yani 3. köprüden tutun, terörle mücadeleye kadar pek çok konuya müdahale oldu bu yapılar. Doğru. Bu hoş bir şey değil. Bir mimar durup dururken neden 3. köprüye müdahale olmak istesin? Odası oraya müdahale oldu diye. Neden böyle bir kavganın içine girmek istesin? Kendi bir mimar. Ama bir bakıyorsunuz o odaya üye olduğu için kendisi öyle bir kavganın içinde buluyor. Bu doğru bir şey değil. Belki de bunların kaldırılması söz konusu olabilir. 1961 anayasasından bahsediyor. Doğru. 1961 anayasasından sonra sivil siyasete geçiş sürecinde mümkün olduğu kadar kontrolü sağlamak amacıyla pek çok vesayet mekanizması kuruldu. O kontrolün sağlanması açısından. Bu meslek odası ona benziyor. Yani çoğunluk ne olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun kontrolü sağlayan vesayet kurumlarına benziyorlar. Bunların varlığa tartışmaya açılmalı. Siyasete müdahale olup olmaları tartışmaya açılmalı. Üyeliklerinin zorunlu olup olmaması, aidatlar açılmalı tartışmaya. Artık bunun çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok rahatsız olmaya edici olmaya başladı. Hem tavırları hem de üyelerine karşı tavırları üzerinden. Diye düşünüyorum. Bir tekel meselesi var. Yani işte, asıl sorun o, tekel. Evet. Yani gereken temsil sayısını bulabildiğin ölçüde alternatif başka bir meslek birliğinde de yer alabilmeli ya da isterse meslek birliğini değiştirebilmeli bir kişi değil mi yani? Elbette, tabii ki ya. Pek çok şey düşünülebilir. Yani şu andaki mevcut şartlar son derece zorlayıcı. Yani bir insanı mesleğini yapamaz hale getiren bir yapıdan söz ediyoruz eğer buralara üye değilseniz, aidatsız geçirdiniz vesaire. Yani bunların mutlaka çözüme kavuşturulması gerekiyor. Siyasete müdahale ayrı bir konu arayacak. Yani hem siyasi açıdan bazı sıkıntılar var, siyaset çok müdahiller, hem de üyelerine karşı mağduriyetler söz konusu, üyelerin mağduriyetleri söz konusu. Seçim sistemleri de keza öyle. Aynen. Ya bir de eskiden lonca diye bir şey vardı ya. Evet. Yani birisi usta olacağı zaman çıkıyor onun büyüğü, bir kuşak bağlıyor ona. İş etiğini kontrol ediyor. Adam gibi çalışıyor mu? Tartısın, terasını kontrol ediyor. Bir şey yapıyor. Olmadı mı pabucunu dama atıyor. Değil mi? Pabucu dama atılması hadisesi o. Yani bir adamın usulsüzlüğünü yakaladı mı çıkartıyor ayağından ayakkabısını. Dama atıyor. Bir daha alışveriş yapmayın bu namussuzdan diyor.
Ahi Evran'ın geleneğinden bahsediyoruz. Tabii yani bu bir şey, bir fonksiyonu var ya, bir kodifikasyonu var orada, bir etik kodifikasyonu, bunun da arkasında bir teolojisi var falan filan. Günümüzdeki bu odaların nasıl bir fonksiyonu var? Şunu bana birisi bir anlatsın yani. Bir esnafın hayatında bunun rolü nedir? Ben görmedim. Yani ne bir eğiticiliği mi var, öğreticiliği mi var, duası mı var, desteği mi var, hayrı mı var? Ne yani, ben niye görmedim hiç ha? Sen bile vallahi ciddi soruyorum yok, yani. Yok yok abi yani bu. Ya gerçekten fuzuli şey işgal ediyorlar, yer işgal ediyorlar. Zaten o mesele, o fuzuli yeri işgal edebilmek. Ya var olacaksanız, tamam, söz söyleyecekseniz, bir şey yapacaksanız, sivil siyaset yolu açık kardeşim, demokratik mekanizmalar işliyor. Girersin bir siyasi partiye, siyaset yoluyla, efendime söyleyeyim, sorununu çözersin, yaparsın, neyi duyurmak istiyorsan duyurursun. Gereği yok ki yani bunu 50 tane yere bölüp, egemenlik milletindir ama millet hariç her türlü kurum, kuruluş, bilmem ne vasıtasıyla kullanılır gibi bir garabete gerek yok. Ya bir de arkasında bir sosyolojik tabanı olur, tamam mı? Yani Bülent Arınç gibi arkasında hiçbir sosyolojik tabanı olmayan, özgül ağırlığı da olmayan bir yapısın sen burada. Nereden geldi şimdi mesela? Ya Bülent Arınç da öyle. Arkasında bir sosyolojik hiçbir tabanı yok ya. Ama durmadan bir gürültü çıkıyor orada. Yani meslek odaları da öyle. Arkanda ne, nasıl bir sosyoloji var? Nereye aitsin sen ya? Bana de ki, efendim ne bileyim, Kağızmanlılar Derneği'nin bir uzantısıyım ben. Arkamda da bütün Kağızmanlılar vardı. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Bütün bu tartışmalardan bağımsız. Hani andığın isimlerden de bağımsız. Hı. Bu akşamları yatsı ezanından sonra verilen salalardan, salavatlardan, dualardan falan sen rahatsız oldun mu hiç? Yok. İnsanlar mesela gördüğüm şey şu. İnsanlar pencerelerini açıyorlar. Duaya katılıyorlar. Bir motivasyon. Zaten evde sıkılmış, anlatabiliyor muyum? Peki bir yani, şey söyleyeceğim. Bir motivasyon oluyor. Teoloji aslında. Bilen bir arkadaşımız var masada. Estağfurullah. Bu İslam dininin teolojisi olmaz ama başka yerden gireriz. Yani. Gir nereden gireceksen. Ha. Bidat olur mu hakikaten bu? Kimseye referans vermeden soruyorum. Boşluktan soruyorum bak. Ya zatı da bidat, onu söyleyin o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Buna şimdi bidat bak, denir mi yani? Abi denir mi Allah aşkına? Minare bidat. Minare bile bidat. Onun okunduğu minare. Oradan siyasette o kadar etkili figürsün. Yıkılmasını teklif etsene. Efendim tepemizde böyle siyasi partiler şey. Bidat. Hepsi bidat. Meclis başkanlığı bidat. Of. Taktığın kravat bidat. Neyse. Of. Abi bak. Of. Bak. Ne yapacağız bunları? Bak. Meclis başkanlığı bidat. Bir adamın. Oradan bakacak olursan. Demin dedik ya Karl Marx'ın eter dediği şey. Dünyayı hangi gözlükle, hangi objektifle baktığında çok alakalı bir şey. Sevda Noyan insanları dinden soğuttu. Esra'yı gördüler, dinden korktular. Başörtüsünden korktular. Salalar okundu şey. Efendi, bu kadar. Baba bak ama yanlış anlasan beni. Birine yönelik değil. Bidat mı? Ben birine yönelik söylüyorum. Efendi, din bu kadar pragmatik, çıkarcı bir şey değildir. Bak ben başka bir şey söyleyeceğim sana. Buyurun. Oradaki kakafoni var ya, hiçbir beynel beşer fonksiyonunu boş ver. Ya gerçekten şöyle, ciğeri yanarak okuyan bir tane adamın müstecap vaktine gelsin, duası makbul olsun yani. Allah kaza olsun. Yani def-i beliyat değil mi? Bir def-i beliyat fonksiyonu olsun ya. Biz orada, ben de sağdan bir şey okunuyor, soldan bir şey okunuyor, karşıdan bir şey okunuyor. Bir tanesini de anlıyorsam harap olayım yani. Hiçbirini anlamıyorum. Ama bakıyorum ne güzel ya Rabbel Alemin, bir tanesini vursun diyorum ya. Şimdi yani hayatı yaranmacılıkla geçtiyse bir adamın bir yerlere, efendim onu sevdiğim, buna ve dikkat et, Erdoğan nereden kazanıyorsa Bülent Arınç oradan kaybeder siyaseti. Erdoğan nereden kazanır? Çok real bir adam değil mi? Doğru. Sen hiç Bülent Arınç'ı şimdiye kadar çok real, gerçekten ulan bu adamın da ciğerinden geliyor bu diyerek dinlediğin bir konuşması var mı? Eskiden olurdu. Hayır. 90 öncesinde falan olmaz mıydı abi? Kodlaması, sonra bir şey vurgulaması, oldu. Şuyu buyu. Ben hiçbir samimiyet hayatım boyunca sezmemişim. Öyle mi? Ha. Tamam öyle diyorsun. O bir başka psikolojidir. O gözüne taktığın gözlükle alakalı bir şeydir. Şimdi yani git her şeyle uğraş. Efendi her şeyle uğraş. Ve çok bitti.
Bugün ben neyine sinirlendim biliyor musun? Neyine hocam? Bir de hala da efelendi ya. Yanlışa yanlış demeye devam edeceğim. Lan memlekette 5 milyon tane yanlış var. Ramazan günü yardıma giden vefa ekiplerini öldürdü, 2 tane şehit etti. Bundan büyük yanlış mı var? Yardıma giden adam şehit edildi memlekette. 2 kelime duydun mu? FETÖ hakkında şimdiye kadar gerçekten ulan adam da ne laf etti. Bak Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi ciğerden bir konuşması var, hiç çıkmaz aklımda. Çıkmıyor aklımdan yani o geceki konuşması. Sen Bülent Arınç'ın FETÖ ile ilgili hiç aklından çıkmayan bir eleştirisini hatırlıyor musun? Ahmakmışım dedi. Bana ahmak diyebilirsiniz dedi. Şimdi o şeye gelelim. Bidat meselesine. Bütün yanlışlar bizde. Bizdekini bulup şey, özür. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin fetvası var. Yani taun ve veba salgını dönemlerinde akşamla yatsı ezanı arasında diyor damlardan, evlerin damından ezanı Muhammediye okuyun diyor mesela. Onu biliyor musun? Duydun mu Taceddin? Duymadım abi. Hani çok merak ediyorsa, hani çok hassassa bu meselelere, bunlar böyle hani ilk defa konuşulmuş, yeni icat edilmiş, bilinmeyen meseleler filan da değil. Hani bunlara bakılabilir. Neyse. Ben aslında şeye baktım biraz da. Bir şey söylüyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir kamuoyu araştırması yapsın. Çok rahatsızlık var. Selalardan, dualardan filan. Bir şey söylüyor, bir şey öneriyor. Yani bunu bir sıfatla yapıyor. Hani ben bu partinin kurucu isimlerinden biriyim. Yani benim sözüm kale alınır, dikkate alınır filan diye. Yaptığı öneriyi sahiplenen, onu paylaşan, işte Sayın Arınç böyle bir şey söylemiş, güzel de söylemiş, böyle yapmak lazım diyen AK Parti içerisinde bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir bakan, bir parti yöneticisi, geçtik ilçe başkanı, mahalle temsilcisi olmaz mı? Yok. Bir kişi bir haklı kişi, demez mi? Bir kişi de ya bu gerçekten böyledir demedi. Ya Manisa İl Başkanı falan mesela. Ya neyse, ben görmedim. Atıyorum yani. Yani AK Parti içerisinde bir tane önemli ismin. İşte bu Bülent Bey de bizim partimizin çok önemli simalarından biridir. Çok önemli bir tespitte bulundu. Gerçekten bizim bunu gündeme almamız lazım. Yani ben bu görüşlere kıymet veriyorum diyen bir kişi görmedim. Acı değil mi bir insan açısından? Acı değil mi Barış Ertem? Bir bidatmış hocam. Bu ya biz bu selayla ilgili, ezanla ilgili veya dini diğer konularla ilgili bu tırnak içerisinde hassas cümleleri, şikayet içeren cümleleri muhalefetten duymaya alışıktık. Seküler muhalefetten duymaya alışıktık. Beyefendiden duymak, Bülent Bey'den duymak beni şaşırttı demek isterdim. Keşke diyebilseydim. Ama şaşırtmıyor maalesef. Sera Kadıgil işte. Bülent Kadıköy. Evet mesela. Aman. Evet bunu. Ben ama yumuşak eleştirmiş. Gerçekten. Değil mi o dedi yani. Ezanlar kulağıma kulağıma okunuyor. Hadi filan ezan. Diyen. Vesayet. Hadi ezan. Demedim yani. Serra Kadıgil miydi onu diyen? Öyle. Sonra milletvekili yaptılar onu. Milletvekili. Yanlış mı hatırlıyorum Barış Hocam? Öyle hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Yani şöyle bir şey var. Eğer rahatsızsanız bu seladan, pencerenizi kapatırsınız, duymazsınız. Bu kadar basit yani. Bunu bu kadar üst makamdan Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yapsın diye gerek yok. Sorun şu, yani belki az önce bahsettiğin o CHP çevreleri için bu dediğin doğru olabilir. Yani çok rahatsız oluyorsan pencereni kapatırsın diye seküler muhalefete söylersin. Senin tabirinle söylüyorum. Fakat asıl tabii Bülent Arınç'ın, hani Bülent Arınç'a bunu teklif etmek çok zor ya. Yani düşünsene, yani Bülent Arınç gibi birine diyorsun ki o bana soruyorsan kapat pencereni. Yani ya işte sonra başlıyor benim ömrüm cümlemin, bu mücadeleyle geçti falan filan, evet cümlemin, yani cümlemin başında daha temel bir sorun var yani ortada. Yani keşke şey Bülent Bey'e bunu söylemek zorunda kalmasa şaşırsaydım ben. Şaşırmayı çok isterdim. Ama son zamanlarda o kadar çok böyle çıkışı var ki artık maalesef şaşırmıyorum Bülent Bey'e bunu söylemek zorunda kalmaktan. Ya pencereni kapatırsın, duymazsın, açarsın müziği sonuna kadar. Dinlersin, Enigma dinlersin vesaire. Ona takılırsın yani. Bu kadar şeye gerek yok. Üst makamdan bunları dillendirmeye gerek yok. Bunlar gerçekten ülkemizin ciddi gündemleri değiller. Yazık, gerçekten yazık bunları kullanmak. Ya yani hocam, bir de şunu söylese, bak ben tarafım ne biliyor musun? Diyanet personelinin temel eğitimle ilgili eksikleri var. Ne bu? Mikrofon mesela kullanmayı bilmiyor hocam. Ağzına sokuyor. Tabii. Bak mikrofonun dudağında değdirilmeyeceğini ben çocukluğumdan bilirim. Şu dört parmak duracak değil mi?
belli bir az açacaksın, şey yapacaksın. Yani amfiden amfiye değişir yani. Ya tamam da. Mikrofondan mikrofona yok, değişir. Yok, tıslar mıslar ya. Jack'ı var, bilmem nesi var onun. Neyse, şunu dese, efendim keşke Diyanet'in bütçesinin bir kısmı da imamların teknik eğitimine ayrılsa da, yani o hışırtılar mışırtılar olmasa falan, biraz daha anlayışılır çıksa, buna hepimiz taraf oluruz değil mi hocam? Müzikal eğitim alsalar, segah bassa, hüzzam segah ayırdısa falan dese. Tabii burada genel bir sorunu gidermeye yönelik zatına karşı olsa, zatına. Tabii ki. Okunmasın diyor ya. Serkan bakıyor, sana bakıyor. Ya doğrudan selahın okunmasından rahatsız olmak hakikaten, yani bu rahatsızlığı dile getirmek hakikaten bu siyasi tartışma değil artık. Biz bunları aşmamız bir gerekiyor. De, yani biraz da CHP'ye malzeme bırakmak lazım. Onlar ne yesin? Taş yani, kırığı mı yesin? Onlar taş mı yesin? Hayır bir yani bir şey var. Çıtayı öyle bir yere getirdi ki şimdi Sera Kadıgil düşünüyor. Ben hakikaten imam boğazlamayı tekrar cani hale getirelim bari falan diyor yani. Hani, öyle dedi ya o yani sabah sabah gidip imam mı boğazlayalım diyor. Sonra çok pişman olmuştu. Ya Bülent Arınç böyle diyorsa biz o şeye geri dönelim bari diyorlar yani onlar da. Ya Arınç açıklama yaptı dedi. Benim selalara, ezanlara karşıymışım gibi gösterilmeme de itiraz ediyorum. Hayatı yani dini bir hayat yaşadım bugüne kadar diyor. Dini hassasiyetlerimle yaşadım. Böyle bir şey de kesinlikle söz konusu değil diyor açıklamasında. Yani yaşamışsa Allah kabul etsin yani. Onda bir zaten şeyimiz yok. Kimsenin iman metremiz yok. Onu zaten bir şey söylemeyiz ama yani böyle bir eleştiri getirmek muhafazakar, kendisini dini bir hayat yaşadığını iddia eden bir kişinin öden beklenen bir şey değil. Bir anormallik var burada. Bunu ifade etmeye çalışıyorum ben. Ya bir de merak ettiğim şu. Yani sen Diyanet İşleri Başkanı'na ulaşamayacak biri misin? Tabii ara. Ki. Doğru. Bir de sen istişare kurulu üyesisin. İfşa kurulu üyesi falan değilsin ki çıkıp böyle her aklına eseni. Çıkayım böyle medya vasıtasıyla bir gündeme geleyim. Hadi bir gündem patlatayım. Hadi herkes beni konuşsun da şöyle magazin figürleri gibi mutlu olayım falan diyecek biri de değilsin ki. Ararsın Diyanet İşleri Başkanı dersin ki Muhterem Hocam. Yani aklıma böyle böyle bir şey geliyor. Ne dersiniz? Yani acaba bundan rahatsız tabii olanlar ki da var mıdır yok mudur? Bu istişare kurulu şey midir? Yani eski başbakanlar ya da işte meclis başkanlarının doğal üye olduğu bir mekanizma mıdır? Ya Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan çok güzel bir uygulama yaptı aslında, başlattı. Şimdi orada görüyoruz yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş isimleri değil mi? Evet. Görüyoruz yani onların o tecrübelerinden istifade ediliyor olması, onların görüşlerinin soruluyor olması filan. Açıkçası benim hoşuma gidiyor. Bu bir nezaket, bu bir vefa. Efendime söyleyeyim, bu bir tecrübeye değer vermek. Yani neresinden bakarsan bak çok güzel bir şey. Bir de bizim devlet geleneğimizde de olan bir şey. Yani böyle bir danışma kurulları falan var. Hep olmuş. Vardır. Ama yani bu orada konuşulur. Bir de hani devletin danışma kurulu gibi yani ciddi bir şey. Orada konuşulur, orada kalır. Bunlar böyle umur görmüş, devlet görmüş adamlar. Peki. Ağırbaşlı, oturaklı adamlar filan diye bilinirler yani. Ve kefa bi nefsikel yev maleyke hasiba. Durumunun ne olduğunu şahsın kendisinden iyi kimse bilemez. Peki. Bir otursun akşam vakti sorsun bakayım benim gönlüm nerede. Taceddin Kutay, Serkan Fıçıcı, Doktor Barış Ertem. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız, var olasınız katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Barış Ertem'e de özellikle teşekkür ediyoruz bu akşam bize iştirak ettiği için. Diyor huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. İyi bakın kendinize. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.